Merhaba arkadaşlar. Çıkmış sorulardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kalıtımla ilgili çıkmış soruları çözeceğiz. Hemen başlayalım isterseniz. 2010 LYS'de çıkmış sorulara bakalım. Diyor ki: "Aşağıdaki soy ağacında numaralandırılmış bireylerin kan gruplarının fenotipleri verilmiştir. Bu soy ağacındaki bireylerden hangilerinin kan gruplarının genotiplerinin homozigot olma olasılığı vardır?" Şimdi kan grupları verilmiş bize. Kan gruplarını şöyle yapalım hemen isterseniz. Arkadaşlar Birinci bireye baktığımız zaman birinci birey bakın 3 ve 4. bireye hangi allelini vermiş A'yı vermiş değil mi? O zaman birinci birey AA da olabilir, A0 da olabilir çünkü sıfırı çocuklarına vermemiş olabilir ya da e, ileriki çocuklarına hani bir sonraki çocuklarına verebilecek olabilir. Gelelim ikinci bireye. İkinci birey çocuklarına ne vermiş? Bakın ikinci birey bu çocuğuna B B allelini vermiş. Peki bu çocuğa ne vermiş arkadaşlar? Bu çocuğa B'yi vermiş olsaydı eğer zaten bunun genotipi AB olurdu. Ama burada genotipi A olduğu için A'yı da birinci bireyden yani babasından aldığı için annesinden ne almıştır? Sıfır almıştır. Dolayısıyla bu ne olacak? B0 olacak. B0. O zaman dördüncü bireyimizi de bulmuş olduk mu? Dördüncü bireyimiz nedir? A0'dır. Zaten üçüncü birey belli. AB ve sıfırlar değişmez. AB'lerin genotipi AB, Sıfırların genotipi de 0-0'dır. Beşinci bireyimize bakalım. Beşinci birey çocuklarına hangi alelleri vermiş? Bakın B'leri vermiş değil mi? O zaman beşinci birey için ben BB yazabilirim. B0 da yazabilirim. Sonuçta 0'ı aktarmamış olabilir arkadaşlar. Altıncı ve yedinci bireye baktığımız zaman İkisi de B allellerini annelerinden almış. O zaman babalarından ne almıştır? Babalarından sıfır almışlardır. İkisi de B0 olmuştur. Bize ne diyor? Hangilerinin genotiplerinin homozigot olma olasılığı vardır? Bakın homozigot olma olasılığı olanlar bir birinci bireydir. Bir de beşinci bireydir arkadaşlar. Bu durumda cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı 1 ve 5 olacak. Gelelim ikinci sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi insanda X'e bağlı çekinik kalıtımın özelliklerinden biri değildir? Şimdi X'e bağlı çekinik kalıtım nasıl ortaya çıkıyor? Erkekler için düşündüğümüz zaman erkekler için X üzeri büyük R, R harfinden gidelim. Olanlar sağlam olurlar. Sağlam. X üzeri küçük r y olanlar da hasta olurlar. Erkeklerde başka ihtimal yoktur. Ya sağlam olurlar ya da hasta olurlar. Dişilere baktığımız zaman yani kadınlara baktığımız zaman ne olur arkadaşlar? Kadınlarda iki tane XX kromozomu olduğu için ne olacak? XX. Bunlar nasıl olur? X üzeri büyük R, X üzeri büyük R olur. Sağlam olurlar. Sağlam. X üzeri büyük R, X üzeri küçük R olur. Taşıyıcı olurlar. Taşıyıcı demek hasta demek değildir. Taşıyıcı sağlamdır. Yani bunlar sadece çocuklarına bu gene aktarabiliyorlar ama sağlamlardır dış görünüş bakımından. Bir de hasta olma ihtimalleri vardır. Bu da nedir? X üzeri küçük R, X üzeri küçük R. Bu da hasta ihtimalidir. Şimdi bir erkekte hastalığın görünme olasılığı %50 iken bir dişi de hastalığın görünme ihtimali %33.3'tür arkadaşlar. Dolayısıyla dişilerde X'e bağlı hastalıkların görünme ihtimali daha azdır. Şimdi bakalım diyor ki. Özelliği gösteren erkek bireyin kız çocuklarının hepsinde özellik ortaya çıkarken hiçbir erkek çocuğunda ortaya çıkmaz. Şimdi arkadaşlar, özelliği gösteren bir erkek birey var. Yani şu bizim özelliği gösteren babamız. Diyor ki bunun kız çocuklarının hepsinde. Şimdi kız çocuğu olursa nasıl olacak genotipi? XX. Peki kız çocukları X'in birini babasından, diğerini annesinden almıyor mu? Evet. O zaman X üzeri küçük r'yi babasından aldıysa annesinden büyük R'yi alabilir. Taşıyıcı olabilir ya da annesinden küçük r'yi de alıp hasta olabilir. Ne diyor? kız çocukların hepsinde özellik ortaya çıkar diyor. Arkadaşlar bu kesin bir şey değildir. Hepsinde çıkmayabilir. Anneye bağlıdır bu. Diyor ki hiçbir erkek çocuğunda ortaya çıkmaz. Erkekler yani babalar oğullarına Y kromozomunu verir. Baba bakımından ortaya çıkmaz ama eğer anne de bu gen varsa anne hastaysa erkek çocuklarında ortaya çıkabilir. Burada hiçbir erkek çocuğunda ortaya çıkmaz dediği için yanlış olan şıkkımız bu olacak. Diğerlerine de bakalım. Özelliğin erkek bireyde ortaya çıkabilmesi için çekinik allelin tek bir kopyası yeterlidir. Evet bakın tek bir tane kopya. Yani X üzeri küçüklerin bir tane olması erkek bireyde ortaya çıkmasına yetti. Bu doğrudur. Özelliği gösteren dişi bireyin erkek çocuklarının hepsinde özellik ortaya çıkar. Şimdi özelliği gösteren dişi bireyimize baktığımızda bakın şu bizim özelliği gösteren dişi bireyimiz. Erkekler X kromozomlarını kimden alıyor? Annelerinden, babalarından da Y kromozomunu alıyor. O zaman bu kadının, bu annenin erkek çocuklarının hepsi X üzeri küçük R olmaz mı? Olur. O zaman hasta bir dişinin erkek çocuklarının tamamı ne olur? Hasta olur arkadaşlar. Yani özellik ortaya çıkar. Doğru. Heterozigot olan dişi bireyin erkek çocuklarında özelliğin %50 oranında ortaya çıkması beklenir. Şimdi heterozigot yani taşıyıcı olana bakacağız. Şimdi taşıyıcı olan erkek çocuğuna ne verir? Ya x üzeri büyük R verir. Erkek çocuk sağlam olur. Ya da x üzeri küçük R verir. Erkek çocuk hasta olur. İhtimal %50 mi? 50. Ya hasta ya sağlam. O zaman denizli şıkkı da doğrudur. Özelliğin dişi bireyde ortaya çıkabilmesi için bireyin çekinik homozigot olması gerekiyor. Evet, baktığınız zaman dişi bireyde ortaya çıkabilmesi için çekinik ve homozigot olması gerekiyor. Yani x üzeri küçük r x üzeri küçük r olması gerekiyor. Bu da doğrudur. Cevabımız A şıkkı oldu. Yanlıştır. Gelelim 3. sorumuza 2011 YGS. Diyor ki: Aşağıdaki soy ağacında bir ailedeki bireylerin kan grubu fenotipleri verilmiştir. Bu soy ağacında numaralandırılmış bireylerden hangisinin kan grubu genotipi aşağıdaki gibi olamaz? Bakalım. Biz zaten tabloyu yerleştirelim. Direkt zaten şıklara baktığımızda bulacağız. Arkadaşlar tabloda sizi cevabı getirecek olanlar AB kan grupları ve sıfır kan gruplarıdır. Eğer RH'lar varsa RH negatifler de yine sizi cevaba götürür. Şimdi bakıyorum. Birinci bireye baktığım zaman birinci birey neymiş? Sıfır kan grupları. O zaman sıfır sıfır. RH bakımından da pozitif. RH pozitif, RH negatife tam baskındır. Dolayısıyla pozitif olan bir birey Büyük R büyük R'yi de taşıyabilir. Büyük R küçük R de olabilir. O zaman ben buraya büyük R'yi yazıyorum ama yanına bir çizgi koyuyorum. Yanında büyük R de olabilir küçük R de olabilir. Çocuklarına bakarak bunu bulacağız biraz sonra. İkinci bireye bakıyorum. İkinci birey arkadaşlar burada A kan gruplu. Şimdi A kan gruplu da A A da olabiliyordu. A 0 da olabiliyordu. Dolayısıyla yanına bir çizgi koydum. RH negatifmiş. RH negatifin tek durumu nedir? Küçük R küçük R'dir. O zaman buraya küçük R küçük R'yi yazdım. Sonra geliyorum çocuklara. Arkadaşlar buradaki çocuğa baktığım zaman A kan gruplu tamam mı? A'yı kimden aldı? Bakın babasından. Babasında A var. Peki annesinden kesinlikle ne alacak? Sıfır. O zaman buraya sıfırı yazdım. A 0. E, RH pozitifmiş. E, büyük R'yi kimden aldı? Bakın annesinden. Çünkü babada büyük R yok babadan kesinlikle ne alacak? Küçük R. Bakın bunu bulduk kesinlikle. Geliyorum ikinci çocuğa. Şimdi ikinci çocuğun genotipi neymiş? 0 RH pozitifmiş. 0 olduğu için kesinlikle 0 0 olacak mı? Evet. Şimdi RH pozitif diyor. Büyük R'yi taşıyor. Babasından da kesinlikle ne gelecek? Küçük R gelecek. 0 0 küçük R küçük R. Şimdi bu sıfırların yan yana gelmesi için Birini kimden aldı? Anneden. Diğerini mecburen kimden alacak? Babadan. O zaman babayı da A0 küçük R küçük R olarak bulduk. Geliyoruz. Şöyle çizgi çekiyorum. Üçüncü bireyimize. Üçüncü bireyimiz neymiş arkadaşlar? A negatifmiş. Hemen yazalım. Üçüncü birey için. Şimdi A kan gruplu. A kan grubu allelini kimden aldı? Babasından. Bakın şurada yukarıda. Babasından A kan grubu allelini aldı. Annesinden ne alacak? 0. O zaman buraya 0 yazıyorum. Zaten negatif olduğu için küçük R'yi küçük yazdık. Dördüncü bireye geliyorum. Dördüncü birey BRH pozitif. Şimdi B'yi yazdım ama B'nin yanında ne var? Bilmiyoruz. BB de olabilir, B0 da olabilir. Pozitifmiş arkadaşlar. Büyük R'yi yazdık. Yine yanındakinin ne olduğunu bilemem. Çocuklarına bakarak birazdan belki bulabiliriz. Geliyorum 5. bireyimize. 5. bireye baktığımızda bakın 5. birey A kan gruplu. Şimdi A allelini kimden aldı? Bakın şurada babasından aldı. Peki annesinden B'yi almış olsaydı bunun kan grubu ne olurdu? AB. O zaman annesinden ne aldı arkadaşlar? 0 aldı. Yani annede 0 var. A 0 oldu. Pozitifmiş. Pozitif olduğu için büyük R'yi yazdım. Büyük R'yi kimden almış oldu? anneden, babadan kesinliklerine gelecek küçük r gelecek. O zaman A0 büyük R küçük R'yi de bulduk. Geliyorum diğer bireye bakın. Bu diğer birey de baba annenin diğer şeyini belirleyecek. Şuradaki R aşını belirleyecek. Diğer bireye baktığım zaman B kan gruplu. B'yi kimden aldı? Anneden. Babadan mecburen ne alacak Sıfır. Eğer A'yı almış olsaydı ne olurdu arkadaşlar? AB olurdu. Ama burada AB yazmadığı için B yazdı. O zaman sıfır geldi. Zaten negatif olduğu için de ne olur? Küçük R. Küçük R olur. Peki küçük R'lerin yan yana gelmesi için birini kimden aldı? Babadan. Diğerini mecburen kimden alacak? Anneden. Yani 4 numaralı bireyden alacak. Şimdi hepsinin genotipini belirledik mi? Belirledik. Bu arada şuradaki sıfır RH yazdık ya RH pozitif olduğu için. Şu iki küçüklerinin yan yana gelmesi için birini kimden aldı babadan diğerini kimden alacak anneden bunu da belirlemiş olduk. Diyor ki dördüncü bireyin genotipi B0 büyük R küçük R'dir. Dörde bakıyorum B0 büyük R küçük R olarak bulduk mu? Bulduk o zaman bu doğrudur. Beşinci bireyin genotipi A0 büyük R küçük R'dir bulduk mu? Bulduk arkadaşlar doğru. Üçüncü bireyin genotipi AA Bakın 3'e bakıyorum. 3'ü ben ne buldum? A0, küçük R, küçük R buldum. Burada AA demiş. Bu yanlıştır. Bakın tabloyu çözümlediğiniz zaman hemen cevaplarını bulabiliyorsunuz. İkinci birey A0, küçük R, küçük R. Evet A0, küçük R, küçük R olarak bulduk. Doğru. Birinci bireyin genotipi 00, büyük R, küçük R. Bunu da bulduk arkadaşlar. Doğrudur. Cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Dördüncü sorumuza gelelim. 2011 LYS. E. Bezelyelerde çiçek renginin oluşumundan sorumlu bir genin iki farklı alleli mevcuttur. Bu alleller ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bezelyelerde çiçek rengi ya mor olur ya da beyaz olur. Şimdi burada iki tane allel mevcuttur değil mi? Bu alleller nedir? Mor beyaza baskındır. Dolayısıyla ikisi yan yana geldiği zaman ortaya hangisi çıkıyor? Mor çıkıyor. Diyor ki Aynı homolog kromozomlar üzerinde bulunurlar. DNA'daki baz dizilimleri aynıdır. Aynı lokuslarda bulunurlar. Şimdi buraya baktığımız zaman bir kere DNA'daki baz dizilimleri aynı olmuş olsaydı ikisi de mor ya da ikisi de beyaz olurdu. O yüzden ikinciyi eliyoruz. Aynı lokuslarda bulunurlar. Lokuslar nedir? Genlerin allellerinin bulunduğu bölgelerdir arkadaşlar. İkisi de homolog kromozomlar üzerinde aynı lokuslarda bulunuyor. Doğrudur. 3 doğru. Aynı homolog kromozomlar üzerinde bulunurlar demiş. Şimdi homolog kromozom nedir? Biri anneden, diğeri babadan gelen kromozomlardır. Mesela anneden mor gelirken babadan beyaz gelir. E, dolayısıyla ikisi de aynı homolog kromozomda mı? Hayır. Biri anneden gelen de, diğeri babadan gelen de. O yüzden bu da yanlış olur. Cevabımız yalnız 3 doğru olur arkadaşlar. Bir dakika ben burada şunu atladım. Şimdi burada aynı homolog kromozomlar diyor ya. Ben burada şey olarak düşündüm. Hani bir anneden gelen kromozom, bir babadan gelen kromozom. Onlara zaten ayrı ayrı kromozom diyoruz. İkisi yan yana geldiği zaman homolog kromozom oluyorlar. Dolayısıyla bir anneden gelen kromozomun diğeri de babadan gelen kromozomun üzerinde bulunduğu için ikisi zaten aynı homolog kromozomlar üzerinde bulunmuş oluyor. Yani şu anneden gelen kromozom. Şu da babadan gelen kromozom. İkisine birlikte biz homolog kromozom diyoruz. Bunda ne var? Kırmızı Bunda ne pardon bunda ne var mor bunda ne var beyaz. O zaman aynı homolog kromozomdan bulunuyorlar. Evet o yüzden bu da doğrudur arkadaşlar. Bunu ben bir an farklı kromozomlar aynı kromozom olarak anladım. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olacak. 1 ve 3 doğru olacak. Edirne şık. Gelelim 5. sorumuza. Diyor ki aşağıdaki soy ağacı Otozomal çekinik olarak kalıtılan bir özelliği göstermektedir. Otozomal çekinik. Şimdi otozomal çekinik diyorsa siz gidip taralı bireylere küçük a küçük a yazacaksınız. Taralı bireylere. Diyor ki bu soy ağacında numaralandırılmış bireylerden hangisinin taşıyıcı olup olmadığı konusunda kesin yargıya varılamaz. Yine biz tabloyu dolduralım zaten cevabımız çıkacak. Bakın yazdım taralı bireylere küçük a küçük a. Hepsine küçük a küçük a yazdık. Şimdi çözümlemeye başlayalım. İki tane küçük A yan yana gelmişse birini anneden diğerini babadan almıştır. Bunlar taralı olmadığı için nedir? Büyük A küçük A şeklindedir. Daha sonra geliyorum şuraya bakın. <laughs> i̇ki numaraya geldiğim zaman iki numara zaten taralı değil. Taralı olmadığı için arkadaşlar büyük A kesinlikle taşıyor. Ama şuradaki çaprazlamayı yaptığımız zaman büyük A büyük A da olabilir, büyük A küçük A da olabilir. Çocuklarına bakarak çıkarabilir miyiz bakalım. Sonra geliyorum 4 ve 5'e. Bakın bunların çocukları. Şuradaki küçük a küçük a olan birey taralı birey. Çocuklarına kesinlikle ne verecek? Çocuklarına kesinlikle küçük a'ları verecek. E bunlar taralı olmamak için büyük a'yı mecburen taşımak zorundalar. 2 ile ilgili herhangi bir bilgi edinemiyorum burada. Geliyorum 3 numaralı bireye. Şimdi 3 numaralı bireyin çocuğu ne olmuş? Taralı. O zaman küçük a'nın biri anneden birini babadan almıştır. Dolayısıyla bu da taralı olmadığı için büyük a'yı taşıyordur yanında. O zaman bakın 3'ün, 4'ün, 5'in ve 1'in kesinlikle heterozigot olduğunu yani taşıyıcı olduğunu bulduk ama 2 numara hakkında herhangi bir yorum yapamıyoruz. Büyük a büyük a olabilir, büyük a küçük a olabilir. Zaten bize onu soruyor. Taşıyıcı olup olmadığı konusunda kesin yargıya varılamaz diyor. O yüzden cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı 2 numara olacak. Gelelim 6. sorumuza 2012 YGS Aşağıdaki soy ağacı bir türe ait bitkinin kırmızı ve beyaz çiçekli bireylerinin çaprazlanmasını göstermektedir. Şimdi kırmızı ve beyazları çaprazlamış. Diyor ki buna göre soy ağacında numaralanarak gösterilen bireylerden çiçek rengi bakımından kesinlikle heterozgot olanlar hangisinde birlikte verilmiştir? Şimdi aşağıda bir de açıklama verilmiş. Kırmızı çiçekli olmayı sağlayan allen, beyaz çiçekli olmayı sağlayan allele tam baskındır. Allen bir genin iki veya daha fazla alternatif formlarından biridir. Tamam açıklamasını yapmış yani kırmızı beyaza baskın. Şimdi ben burada yine çözümleme yaparak gideceğim arkadaşlar. Kırmızı beyaza baskınmış. Buna bağlı olarak diyor melez olanlar hangisinde birlikte verilmiştir? Bakalım. Şimdi bakın. Şurada beyaz olanları bir kere ben Mesela kırmızıyı A harfiyle gösterelim. Beyaz ne olacak arkadaşlar? Küçük B, şey. Küçük A olacak. Silelim şurayı. Yanlış yazdım. Küçük A, küçük A olanlar ne olur? Beyaz olur. O zaman beyazları yazıyorum. Bakın küçük A, küçük A, küçük A, küçük A. Şimdi iki tane küçük A'nın yan yana gelmesi için birini buradaki beyazdan aldı. Diğerini kimden alacak? Bir numaralı kırmızıdan alacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu nedir? Heterozigottur. Bu kesindir. Daha sonra geliyorum. 3 <laughs> numaraya. 3 numara kırmızı ama 3 numaranın kırmızı olduğunu biliyorum da büyük A büyük A mı büyük A küçük A mı bilmiyorum. Çocuğuna bakıyorum kırmızının 4 numara. 4 numara 2 numaradan ne alacak kesinlikle? Küçük A'yı alacak. E 3 numaradan ne alacak? Kırmızı olabilmesi için büyük A'yı alacak. Dolayısıyla 4 numaranın kesinlikle heterozigot olduğunu da buldum. Ama kırmızı da 3 e, numaranın e heterozigot ya da homozigotlu ile ilgili herhangi bir şey çıkaramıyorum. Geliyorum 5 numaraya. 5 numaraya baktığım zaman bakın 5 numara yine büyük A büyük A, büyük A küçük A olabilir arkadaşlar. 6 numarada yine aynı şekilde büyük A büyük A, büyük A küçük A olabilir. Bunların yavrularına bakarak herhangi bir çıkarım yapamadığım için o yüzden bunları söyledik. Bize neyi soruyor? Kesinlikle heterozigot olan, kesinlikle heterozigot olan hangisidir? 1 numara ve 4 numaradır. Hemen bakalım 1 ve 4 nerede var? Bursa şıkkında cevabımız 1 4 şeklinde olur. Gelelim diğer sorumuza. 7. sorumuz. Evet 7. sorumuzda bakalım ne diyor? Diyor ki aşağıdaki soy ağacı bir ailedeki bireylerin X kromozomu üzerindeki çekinik bir allelle kalıtılan renk körlüğü hastalığıyla ilgili fenotiplerini göstermektedir. Buna göre numaralanmış bireyler ve bu bireylerin sağlam fenotipteki bireylerden olacak çocukları ile ilgili. Yani sağlam fenotipli bireylerle evlenmiş bunlar. Diyor ki çocukları ile ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisinin doğruluğu kesin değildir? Mutasyon olmadığı kabul edilecekmiş. Şimdi renk körü bireyler varmış arkadaşlar. Yine bunlarla ilgili bir çözümleme yapalım. Şimdi burada renk körü olan bir erkek var. Erkekler zaten ya X kromozom bakımından baktığımızda ya hasta oluyorlardı ya da sağlam oluyorlardı. Burada hasta olduğu için X üzeri küçük R Y dedik. Daha sonra buradaki dişiye bakıyoruz anneye. Şimdi annenin sağlam olduğunu kesinlikle biliyoruz ama annenin burada X üzeri büyük R var X üzeri küçük R var bilmediğimiz için çizgi çektik. Şimdi çocuklara geliyorum. Bakın çocukları 1, 2 ve 3 numara çocukları. Çocuklarına baktığımız zaman bir numaralı çocuk zaten erkek olduğu için erkeklerdeki ihtimal var demiştik. Ya hasta ya sağlam olurlar demiştik. O yüzden x üzeri büyük R y'dir. 2 numaraya bakıyorum. Hasta olan bir erkek var. Erkek çocuk x kromozomunu kimden alıyor? Anneden alıyor. Dolayısıyla x üzeri küçük R y. O zaman annesindeki şuradaki boşluk neymiş? Küçük R'ymiş. Annenin genotipini de bulduk. 3 numaraya bakıyorum. 3 numara X kromozomunun birini anneden diğerini babadan alır. Şimdi 3 numara babasından kesinlikle ne alacak? Küçük reyi X üzeri küçük R. Annesinden ne alacak arkadaşlar? Sağlam olabilmek için de büyük reyi alacak. Şimdi ben çocukları anneyi babayı buldum. Bunlar sağlam fenotipteki bireylerle evleniyormuş. Yani buradaki yorumlara bakalım. Yorumlara göre çözümleme yapalım isterseniz. Diyor ki Birinci bireyin kız çocukları renk körü olamaz. Şimdi birinci bireye bakıyorum. Birinci birey zaten sağlam fenotipte. Erkekler X kromozomlarını kime veriyorlar? Kız çocuklarına. Şimdi bu da sağlamlık genini kız çocuğuna vereceği için mecburen bütün kız çocukları sağlam olacak. Yani renk körü olmayacak. Bu doğrudur. İkinci bireyin normal fenotipteki kız çocuklarının tümü taşıyıcıdır. İkinci bireye bakıyorum. İkinci bireyin sağlam olan kız çocukları x üzeri küçük r'yi kesinlikle taşıyacaklar arkadaşlar. O yüzden de tümü taşıyıcıdır diyor. Doğrudur. İkinci bireyin annesi bu özellik yönünden taşıyıcıdır. İkinin annesi zaten kim? Üst taraftaki değil mi anneler? Şu. Taşıyıcı mı bu özellik yönünden taşıyıcı? O zaman doğru. Üçüncü bireyin normal olmasını sağlayan gen annesinden geçmiştir. Şimdi üçüncü bireye bakıyorum. Üçüncü birey X kromozomunun birini anneden birini babadan alıyor. Babadan neyi aldı? Küçük reyi. Normal olmasını sağlayan büyük R kimden geldi? Annesinden. Burada da zaten anneden almıştır diyor. Doğru. Üçüncü bireyin erkek çocuklarının hiçbirinde renk körlüğü görülmez demiş. Arkadaşlar üçüncü birey heterozigot. Üçüncü bireyin erkek çocuklarının yarısı yani bu tamamen olasılık bir durum yarısı renk körü yarısı da ne olacak sağlam olacak dolayısıyla hiçbirinde renk körlüğü görülmez dediği için burada ne olacak e şıkkı yanlış şıkkımız olacak geçelim 2012 LYS'ye bir bilim insanı insan genomunda meydana gelen mutasyonların oluşum hızı ve miktarını araştırmak için Y kromozomunu seçmiştir. Y kromozomuna ait yukarıdaki özelliklerden hangileri bu araştırma için Y kromozomunun seçilmesinde etkili olmuştur. Şimdi insan genomunda meydana gelen mutasyonların oluşum hızını, şimdi Y kromozomunu neden seçiyor biliyor musunuz? Çünkü Y kromozomu sadece erkeklerde bulunuyor ve sadece babadan oğula geçiyor. O yüzden mutasyon hızını buradan kolaylıkla ölçebilir. Eğer X kromozomunu almış olsaydı ve otozomal bir kromozom almış olsaydı ne olacaktı? X kromozomu hem erkeklerde hem kızlarda var. E, Otosomal kromozomlar da aynı şekilde hem erkekler erkeklerde hem kızlarda var. O yüzden onu araştırmak daha zor olacaktı. Diyor ki cinsiyetin Y kromozomunun varlığına veya yokluğuna bağlı olarak belirlenmesi, Y kromozomunun babadan erkek çocuğa geçmesi, Y kromozomunun X'e homolog olmayan parçasındaki genlerin birinci dölde fenotipte etkisini göstermesi. Şimdi biz burada cinsiyetle ilgili bir şey aramıyoruz, değil mi? Kromozomlardaki aktarımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla Y kromozomunun babadan erkek çocuğa geçmesiyle bilgisi yok. Cinsiyetle ilgili bir şey aramıyoruz çünkü. Cinsiyetin yine bakın burada da cinsiyetle ilgili bir durum var. Bu da aramıyoruz. Y kromozomunun X'i homolog olmayan parçasındaki genlerin yani X'te görülmeyen kısmın mesela kulak kıllılığı, balık pululuk gibi Birinci dölde fenotipte etkisini göstermesi hemen mutasyon olursa hemen yavrusunda görülür. Başka bir ihtimali yok. O yüzden de bu özelliğinden dolayı arkadaşlar Y kromozomu seçilmiştir. Cevabımız yalnız 3 olur. Gelelim 9. sorumuza. Bir bitkide A ve B özelliklerinin kalıtımından sorumlu olan genler bağlı genlerdir ve birlikte kalıtılma eğilimindedir. Bu bitkide bu genlerin kromozom üzerindeki dizilimi bu şekilde diyor. Bu bitki çekinik fenotipli bir bitkiyle çaprazlandığında genotiplerine sahip çeşitli sayıda yavrular elde etmiştir. Buna göre bu genotiplerden hangilerine sahip yavruların daha fazla oranda ortaya çıkması beklenir? Şimdi daha fazla oranda ortaya çıkabilmesi için crossing over olayının meydana gelmemiş olduğunu varsayacağız arkadaşlar. Öyle araştıracağız. Şimdi bakın crossing over yoksa ne olacak? Ya gametler Büyük a, büyük a büyük B şeklinde ya da küçük a küçük B şeklinde. Ben gelip çekinik bir bitkiyle çaprazlarsam yani küçük a küçük B bir gametle çaprazlarsam ne olur? Büyük A küçük a büyük B küçük B olur. Ya da küçük a küçük a küçük B küçük B olur. Bu bireylerin ortaya çıkma ihtimali daha fazla olur. Çünkü bunlar eğer crossing over olayı gerçekleşirse crossing over'da Büyük A küçük B'nin ve Büyük B küçük A'nın yan yana gelme olasılığı daha azdır. Dolayısıyla şu yazdığım, yazdığım ikisi fenotipte daha fazla ortaya çıkar. Yani Büyük A küçük A, Büyük B küçük B yani birinci birey ve dördüncü birey arkadaşlar cevabımız Bursa şıkkı olacak. 10. soru 2013 YGS sorusu. Aşağıdaki soy hangisinde kalıtılan çekinik özellik X kromozomu üzerinde taşınıyor olamaz. Bakalım. Şimdi X kromozomu üzerinde deneyeceğiz hepsini. X üzeri küçük R, Y. X kromozomunu bu birey kimden alıyor? Anneden. Dolayısıyla anne X üzeri küçük R, X üzeri büyük R olabilir. Taşıyıcı olabilir. Dolayısıyla burada gerçekleşir. Bu bireylerin hepsi hasta zaten. Bunlarda da olur arkadaşlar. Şuraya baktığımız zaman bakın x üzeri küçük r, x üzeri küçük r, x üzeri küçük r, y, x üzeri küçük r, y. Şimdi bu iki x üzeri küçük r'nin yan yana gelmesi için birini babadan aldı, diğerini kimden alacak? Anneden. Annede x üzeri küçük r var. Annenin sağlam olması için de x üzeri büyük r'yi ye taşıması yeterli. Bir sıkıntı çıktı mı çıkmadı o zaman bu da olabilir. Denizli şıkkına bakıyorum. Denizli şıkkında da bakın x üzeri küçük r, x üzeri küçük r x üzeri küçük r'ye yazdık. Şimdi x üzeri küçük r'yi kimden aldı? Annesinden. Herhangi bir sıkıntı yok. Şu kız çocuğuna baktığımız zaman annesinden küçük r'yi alır. Babası zaten sağlam olduğu için babasından x üzeri büyük r'yi alır. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Denizli şıkkı da olur. Şimdi geliyorum Edirne'ye. Bakın Edirne'yi şöyle açıklayalım. E şıkkına baktığımız zaman bakın x üzeri x üzeri küçük r x üzeri küçük r anneye bakıyorum x üzeri küçük r x üzeri küçük r erkek çocukta x üzeri küçük r'ye babamızda x üzeri büyük r'ye kız çocukları x kromozomunun birini anneden alıyor birini kimden alıyor babadan peki babada küçük r geni var mı yok kız çocuğuna geçme ihtimali var mı küçük r'nin yok o zaman edirne şıkkındaki özellik x'e bağlı olarak kalıtılan bir özellik değildir arkadaşlar cevabımız e şıkkı olacak 11. soru 2013 LYS. Karyotip hazırlama işleminde bir hücredeki kromozomlar özel boyalarla boyandıktan sonra fotoğrafları çekilir ve homolog kromozomlar bir araya getirilir. Karyotip analizinde bir homolog kromozom çifti incelendiğinde aşağıdaki özelliklerden hangisinin aynı olmadığı görülebilir? Şimdi homolog kromozomlara baktığımız zaman mesela X ve Y birbiriyle homolog olan kromozomlardır arkadaşlar. Şöyle X kromozomu ve Y kromozomu olduğunu düşünün. Normalde diğer kromozomlar yani vücut kromozomlarının tamamı birbirinin aynısı olan kromozomlardır. Bu sadece X ve Y'de değişir. X kromozomunun uzunluğu şu şekildeyken Y kromozomunun uzunluğu şöyledir arkadaşlar. Şöyle bir farklılık gösteriyor. Diyor hangisinin aynı olmadığı görülür. Şimdi bakalım okuyalım şıkları diyor ki Kromozomların uzunluklarının, kromozomların sentromerlerinin konumlarının, sentromer dediğimiz kromatitlerin birbirine bağlandığı bölgedir. Yani şu bölge nedir? Sentromer bölgesidir. Kromozomların boyandıklarında gösterdikleri bant desenlerinin, kromozomların lokuslarındaki genlerin konumlarının, kromozomlar üzerindeki allerlerin. Şimdi arkadaşlar homolog kromozomlara baktığımız zaman dediğimiz gibi homolog kromozom çiftleri diyor. X ve Y'yi düşünerek baktığımızda homolog kromozomların uzunluklarının farklı olduğu da görülebilir, kromozomlar üzerindeki alellerin farklı olduğu da görülebilir. Burada X ve Y'yi düşündüğümüz zaman biz e, uzunlukları da farklı olarak görebiliyoruz, kromozomlar üzerindeki alleller de farklı olabiliyor. Mesela birinde büyük A alleli varken diğerinde küçük a alleli olabilir. Kromozomlar üzerindeki alleller farklı olabiliyor ve e, ÖSYM sitesinde e şıkkını cevap olarak vermiş ama kromozom uzunlukları da birbirinden farklı olabiliyor. Özellikle X ve Y kromozomunu dikkate alırsak arkadaşlar belirgin bir farklılık da görülüyor. Dolayısıyla A ya da E bizim cevabımız olabilir ama ÖSYM dediğim gibi E şıkkını cevap olarak vermiş ama A şıkkı da cevap olabilir. Gelelim 2013 LYS'ye. Aşağıdaki soy ağacında insanda X kromozomunda çekinik olarak kalıtılan bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler koyu renkle belirtilmiştir. Ayrıca 9 numaralı bireyde de Turner sendromu da görülmektedir. Şimdi Turner sendromu nedir? X sıfır olan bireydir. Yani bunda tek bir tane X kromozomu var. Bakalım. Diyor ki bu ağacındaki bireylerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bu güzel bir soru. Yanlış hatırlamıyorsam Turner sendromu ee, şu an 10. sınıfların müfredatında yok diyebiliyorum. ama yine de bu soruyu çözeceğim. Turner sendromu olmadığını düşünerek de düşünebilirsiniz, çözebilirsiniz. Bakalım. X kromozomuna bağlı çekinik bir hastalıktan bahsediyor, özellikten bahsediyor. Hemen baş, başlayalım. İlk önce taralılardan başlıyorum. 9 numaranın ben Turner sendromu olduğunu biliyordum. O yüzden X üzeri küçük R sıfır yazıyorum yanına. Çünkü bir tane X kromozomu taşıyor. 10 numara X üzeri küçük R Y. 7 numara X üzeri büyük R Y. 2 numara X üzeri büyük R Y. 5 numara X üzeri büyük R Y. 4 numara nedir? X üzeri küçük R Y'dir. Şimdi diğerlerini dolduralım arkadaşlar. Burada Erkek çocuk bakın X kromozomunu kimden alıyor? Anneden alıyor. Dolayısıyla annede X üzeri küçük R var. Sağlam olması için de büyük R'yi taşıması gerekiyor. Geliyorum bakın şuradaki 8 numaraya. 8 numara kız çocuğu olduğu için X'in birini anneden diğerini babadan alacak. E sağlam olduğu için ne yapmıştır? Bakın anneden X üzeri büyük R'yi babadan da kesinlikle X üzeri küçük R'ye gelecek zaten. 8 numarayı bulduk. 3 numara hakkında yorum yapamıyorum. 3 numara dışarıdan geldiği için x üzeri büyük r büyük r de olabilir x üzeri büyük R x üzeri küçük R de olabilir. 6 numaraya geliyorum. Şimdi 6 numara babasından kesinlikle x üzeri büyük R'yi alacak mı? Evet. Şöyle farklı bir renkle yazalım. x üzeri büyük R. Annesinden ya x üzeri büyük R'yi alır ya da arkadaşlar x üzeri küçük R'yi alır. Bu şekilde taşıyıcı da olabilir, sağlam da olabilir. Şimdi bunları yerleştirdik. Bakalım. Diyor ki 4 numaralı bireye Fenotipi ile ilgili allel 1 bir numaralı bireyden geçmiştir. Şimdi 4 numaraya bakıyorum. 4 numara şu erkek çocuk. Erkek çocuk X kromozomunu kimden alıyor? Anneden. Dolayısıyla 1 numaradan almış. Bu doğrudur. 2, 5 ve 7 numaralı bireylerin bu özellikle ilgili genotipleri aynıdır. 2, 5, 7 hepsi X üzeri büyük R, Y mi? Evet doğru o zaman bu da. 8 numaralı birey bu özellikle ilgili çekinik allel taşımaktadır. 8'e bakıyorum, çekinik allel taşıyor mu 8 numara? Bakın burada yazdık, çekinik allel taşıyor, doğru. 9 numaralı birey X kromozomunu sadece 6 numaralı bireyden almıştır diyor. Şimdi arkadaşlar, ee, bu bir dursun. 10 numaralı bireye fenotipiyle ilgili allel 2 numaralı bireyden geçmiştir diyor. Bakıyorum, 10 numaralı bireye fenotip ile ilgili haller. Şimdi 10 numaralı birey x üzeri küçük r y. x üzeri küçük r kimden aldı? Anneden. Peki bu anne kimden aldı? O da annesinden aldı. Dolayısıyla 2 numaradan değil 1 numaradan geçmiş oluyor. Yanlış olan e şıkkı. 9 numaralı birey x kromozomunu sadece 6 numaralı bireyden almıştır diyor arkadaşlar. 6 numaralı birey de bunun annesi değil mi? x kromozomunu anneden alıyor. Bakın babadan X kromozomu alamadığı için ne oluyor bu? X, X üzeri küçük R sıfır oluyor arkadaşlar. Yani X kromozomu taşıyamıyor. Zaten e, erkeklerde X kromozomu olmazsa yaşayamaz. Yani Y sıfır olan bir birey yaşayamaz. Dolayısıyla buradaki X'i e, kız çocukları X sıfır olan turner sendromuna sahip olan bireyler X kromozomunu anneden alıyorlar, babadan hiçbir şekilde gen almıyorlar arkadaşlar. Genellikle zaten bu şekilde ortaya çıkıyor Turner sendromu bireyler. Ama dediğim gibi burası sizi ilgilendirmiyor. Çünkü müfredattan kaldırıldı diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam sadece soru çeşidi olsun diye yazdım buraya. Cevabınız Edirne şıkkı olacak. 13. sorunuz. Kan gruplarını belirlenmesi ile ilgili olarak öğrencileriyle deney yapmak isteyen bir öğretmen anti A ve anti B test serumlarının etiketlerinin kaybolduğunu görüyor. Bunun üzerine öğretmen kan gruplarını bilen 4 öğrencisinden aldığı kanları kullanarak test serumlarının etiketlerinin ne olduğunu belirlemeye karar veriyor. Bu 4 öğrenciden A, B, 0 ve AB kan gruplarına sahip olduğuna göre öğretmen hangi iki öğrenciyi seçerse amacına ulaşamaz. Şimdi arkadaşlar. Elinde anti A ve anti B var. Şimdi diyelim ki A kan gruplu bireye hem anti A'yı damlattım hem de anti B'yi damlattım. Normalde A kan gruplu bireyde anti B yani anti A'yı damlattığınızda çökelme olur. Anti B'yi damlattığınızda çökelme olmaz. E bu durumda diyelim ki anti A'yı damlattım çökelme oldu. Anti B'yi damlattım çökelme olmadı. Ben A kan grubuna bakarak yani buraya çökelme olanı anti A olduğunu belirleyebilirim. Duruda da aynı durum geçerlidir. Duruda da B kan gruplu olduğu için anti A'yı damlattığımız zaman çökelme olmaz ama anti B'yi damlattığımız zaman çökelme olur. Dolayısıyla Duru'nun da B kan gruplu olduğunu bildiğim için çökelme olanın anti B serumu olduğunu bilirim. Peki Melisa ve Demir için neden ulaşamıyoruz sonuca? Şöyle söyleyeyim. Melisa ve Demir için Melisa, Melisa sıfır kan gruplu olduğu için anti A'yı da damlasak anti B'yi de damlasak çökelme olmayacak. O yüzden de arkadaşlar hangisinin hangisi olduğunu belirleyemeyeceğiz. Demire baktığımızda demire de anti A'yı da damlatsak, anti B'yi de damlatsak çökelme olacak. O yüzden de yine belirleyemiyoruz. Dolayısıyla bizi belirleyen kimler? Burak ve Duru. Belirleyemeyenler ise Melisa ve Demir. Bize amacına ulaşamaz dediği için Melisa ve Demir olacak cevabımız. Geçelim diğer sorumuza. 2014 YGS Diyor ki aşağıda bir bezelye dölüne ait genetik çaprazlama veriliyor. Buna göre birinci kuşak kendi arasında çaprazlanacak olursa elde edilecek yavru döller ile ilgili hangisi doğru olduğu söylenebilir. Bakalım. Şimdi ben birinci dölü yani şu dölü heterozigot dölü çaprazlıyorum. Büyük ye küçük ye çarpı büyük ye küçük ye. Ne olur? Büyük ye büyük ye. Büyük ye küçük ye olur. İki tane bir de küçük ye küçük ye olur. Diyor ki Yavruların hepsi yeşil renkli tohuma sahip olacaktır. Hayır arkadaşlar. Yeşil renkli olanlar küçük y'ler. Dolayısıyla küçük y'ler yeşil renkli olur. Yani üçte biri. Üçte dördü de ne olacak? Dörtte üçü de pardon. Dörtte üçü de sarı renkli olacak. O yüzden hepsi yeşil renkli dediği için bu yanlış olacak. Yavrular arasında saf döle rastlanmaz. Saf döl demek ne demektir? İkisi de büyük harf. Yani ya a Büyük A, büyük A ya da küçük A, küçük A. E burada büyük Y, büyük Y var. Küçük Y, küçük Y var. Bu da yanlıştır. Saf vardır. Yavruların çoğu yeşil renkli tohuma sahip olacaktır. Hayır bakın. 4 yavrudan bir tanesi yeşil olmuş. olmuş. Üç tanesi sarı olmuş. Dolayısıyla bu da yanlış olur. Yavruların melez olma olasılığı sarı renkli tohuma sahip olma olasılığından daha düşüktür. Sarı renkli tohum nedir? 3 bölü 4'tür. Melez olma olasılığı nedir? Bakın melez demek büyük y küçük y demektir. 2 bölü 4'tür. Sadeleştirelim. 1 bölü 2'dir. Şimdi e, sarı renkli tohuma sahip olma olasılığı 4'te 3 iken melez olma olasılığı 4'te 2'dir. Yani bu doğrudur arkadaşlar. Melez olma olasılığı sarı renkli tohuma sahip olma olasılığından daha düşüktür. Bu doğrudur. Yeşil renkli tohuma sahip olacak yavruların oranı 1 bölü 2 olması beklenir. Hayır yeşil renkler 1 bölü 2 değil 4'te 1 yani 1 bölü 4'tür. Yanlıştır. Doğru cevabı sorduğu için cevabımız denizli şıkkı olur. 15. soruya geçiyoruz da şuradaki soruyu arkadaşlar atlamışım ben. Bu soruyu çözeyim ama burada şıklarda bunu aramayın. Çünkü oraya yazmamışımdır. O yüzden bu soruyu şöyle çözeyim. Sadece cevabını buradan görün. Yapılan bir dibli çaprazlamadan elde edilen sonuçların Mendel'in öngördüğü fenotip açılım oranlarına uyması için. Fenotip açılım oranları nedir? 3'e 1 oranıdır değil mi Mendel'in gördüğü? Yani 3 tanesi baskın fenotip, bir tanesi de çekinik fenotip olacak. Diyor ki Allerler arasındaki baskınlığın tam olması. Evet baskınlık tam olduğu zaman ne oluyor? Baskınlar çekiniklere baskın olarak yani tam baskın olarak geliyorlar ve 3'e 1 oranı görülüyor. Bu doğrudur. İki genin farklı homolog kromozomlar üzerinde bulunması. Bununla ilgili bir durum yok arkadaşlar. Aynı homolog kromozom üzerinde de bulunabilir. Yanlıştır. Baskın allelleri taşıyan gametlerin birbiriyle döllenme olasılığının fazla olması. Burada gametlerin döllenme olasılığı da bizi ilgilendirmez. Sadece tam baskın olması yeterlidir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı yalnız bir olur. Geç, gelelim 15. sorumuza. Şöyle şurayı sileyim. Diyor ki aşağıdaki soy ağacında 5 ve 10 numaralı bireyler renk körüdür. Renk körlüğü neydi? X kromozomunda taşınan, çekinik olarak taşınan bir özellik. Diyor ki buna göre hangi bireyler renk körlüğü bakımından kesinlikle taşıyıcıdır? Yine biz çözümleme yapacağız. Zaten şıklar direkt ortaya çıkıyor. X üzeri küçük R, Y. X üzeri küçük R, Y. Bir numaraya bakıyorum. X üzeri büyük R, Y. 7 numarada aynı şekilde X üzeri büyük R, Y. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar şu erkek çocuk X üzeri küçük r kimden almıştır? Annesinden. X kromozomu annesinden alıyor zaten. Annenin taralı olmaması için de büyük R'yi taşıması gerekiyor. 2 numara kesinlikle heterozigot. Deney soruyordu heterozigotları, değil mi? Kesinlikle taşıyıcı. Yani heterozigotları soruyor. Daha sonra geliyorum bakın. 3, 4 ve 6 numaralı bireyler babalarından neyi alacak? Mecburen X üzeri büyük R'yi alacaklar. X üzeri büyük R. Peki annelerinden ne alabilir? Büyük R de alabilir, küçük R de alabilir. O yüzden bunlarla ilgili herhangi bir yorum yapamıyorum. Ama şu 6 numaralı bireyin çocuklarını da vermiş bize. Ona göre bir yorum yapalım. 10 numaralı birey X kromozomunu kimden alıyor? Anneden. Erkek çocuk anneden alır. X üzeri küçük R. 6 numarada X üzeri büyük R vardı zaten. Bu da kesinlikle taşıyıcı oldu mu? Oldu. 9 ve 8. bireylere baktığım zaman 9 ve 8 yine babalarından X üzeri büyük R'yi alır kesinlikle ama anneden büyük R de gelebilir, küçük R de gelebilir. Kesin bir şey söyleyemiyoruz. Kesinlikle taşıyıcı olan hangileridir o zaman? 2 ve 6 numaradır arkadaşlar. Yani cevabımız Bursa şıkkı olacak. 2015 YGS diyor ki Aşağıdaki pardon yukarıdaki soy hangileri X kromozomunda taşınan çekinik bir özelliğin kalıtımını gösterir? Her birinde bakacağız. X'e bağlı çekinik. Şimdi X üzeri küçük R Y. X üzeri küçük R. X üzeri küçük R. X üzeri küçük R Y. Arkadaşlar küçük R'lerin yan yana gelmesi için birini babadan aldı. Birini anneden alır. X üzeri küçük R. X üzeri büyük R olur bunu taralı olmaması için de sıkıntı olmaz. Şuradaki ne alır? X üzeri büyük R annesinden alır. Y'yi de babasından alır. Sıkıntı olmaz. O zaman bir numarayla taşınabilir. Biri alıyoruz. 2 numaraya bakıyorum. İki numarada kız çocukları x üzeri küçük r, x üzeri küçük r, erkek çocuk da x üzeri küçük r'ye. Erkek çocuk x kromozomunu annesinden alır küçük r'yi. Annesi taşıyıcı olur. Kız çocukları X kromozomunun birini annesinden diğerini kimden alacak? Babadan. Babanın X üzeri küçük R Y olması lazım ama bize burada babayı sağlam vermiş, hasta vermemiş. Dolayısıyla 2 numara olmaz, gitti. 3 numaraya bakıyoruz. 3 numarada bakın X üzeri küçük R Y X üzeri küçük R X üzeri küçük R. Şimdi arkadaşlar anne bütün çocuklarına neyi verecek? X üzeri küçük R'yi verecek, değil mi? Bütün çocuklarına. Peki şu, şu erkek çocukları X üzeri küçük R'ye olmayacak mı? Olacak. Bunların taralı olması gerekmiyor muydu? Gerekiyordu. O zaman bu özellikle X kromozomuyla taşınmaz. Geliyorum 4 numaraya. 4 numaraya baktığım zaman burada annemiz X üzeri küçük R küçük R, babamız X üzeri küçük R Y. Şuradaki erkek çocuğu x üzeri büyük r y olarak göstermiş. Peki erkek çocuk x kromozomunu kimden alıyordu? Anneden. Annede büyük r var mı? Yok. Anneden alma ihtimali var mı? Yok. O zaman bu da gitti. Hangi grafik, hangi soy ağacı bize çekinik özelliği kalatıyor x kromozomunda? Sadece bir numara arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız a yalnız bir olacak. Gelelim 17. sorumuza. 2015 LYS sorusu. 17. sorumuza bakalım arkadaşlar. Diyor ki bir anne babanın dört çocuğunun her birinin AB0 sistemine göre kan grubu birbirinden farklıdır ve çocuklardan sadece biri RH kan grubuna sahiptir. Şimdi bakın bütün çocuklar dört tane çocuğu var. Dört çocuğu da AB0 bakımından birbirinden farklıymış. Yani şöyleymiş dört çocukları. Biri A kan gruplu, biri B kan gruplu, biri sıfır kan gruplu, biri de A, B kan gruplu. Bir kere burada bizi cevaba götürecek olan nedir? Tabii ki sıfırdır. Çünkü sıfırın tek bir ihtimali var. Sıfır sıfır yan yana geldiği zaman sıfır kan grubu ortaya çıkar. Peki A ile B çocukların oluşabilmesi için anne ve babanın A ile B olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. O zaman ben anne ve babanın A ya da B olduğunu biliyorum. Anne A, baba B olabilir ya da anne ve baba A olabilir. Bu fark etmez. Sıfırların yan yana gelebilmesi için birini kimden alacak? Babasından. Diğerini kimden alacak? Annesinden. O zaman biri A0, diğeri B0 olacak. Ve çocuklardan sadece biri RH negatifmiş. RH negatifin ortaya çıkması için de küçük R'lerin yan yana gelmesi lazım. Sadece bir tanesi RH negatifse diğerleri nedir? RH pozitiftir. Peki RH pozitif durumun oluşabilmesi için arkadaşlar ne olması lazım? Bir kere babada ve annede Büyük R'ler bulunması gerekiyor. Hani birinde bulunup birinde bulunmasa da olur. Ama mutlaka birinde R'lerin, büyük R'nin bulunması lazım. Küçük R'lerin yan yana gelebilmesi için de şöyle olması lazım. Küçük R'nin birini kimden alacak? Anneden. Diğerini kimden alacak? Babadan. O zaman A0 RH pozitif, B0 RH pozitif. Yani annemiz ya da babamız... As, A Rh pozitif, B Rh pozitif olacak. Biz cevaplarda bunu arayacağız. Bize zaten anne ve babanın kan gruplarının fenotipini sormuş. Biri A Rh pozitif, biri de B Rh pozitif olacak. Tam tersini veremez size. Yani işte anneye ARH pozitif, babaya BRH pozitif yazmış mesela burada. Cevabımız bu. Ama diğer bir şıkta anneye BRH pozitif, babaya ARH pozitif yazamaz. Çünkü o zaman zaten sonuçlar aynı olur. Bize anne ve babanın hangisinin A, hangisinin B olduğu önemli değil arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? B şıkkı olacak. Geçelim 18. sorumuza. Çok allellikle ilgili bir soru diyor ki tavşanlarda kürk rengi bir genin dört farklı alleli tarafından kalıtılır. Bunlardan R1 renkli, R2 şinşila, R3 himalaya ve R4 albino özelliklerinden sorumludur. Bu alleller arasındaki baskınlık sıralamasını da vermiş bize en baskın olan R1. Şimdi R1'in yanına hangisi gelirse gelsin mutlaka R1 oluşuyor yani renkli oluşuyor. Daha sonra R2'nin yanına R3 ya da R4 geldiği zaman şinşil oluşuyor. R3'ün yanına R4 geldiği zaman Himalaya oluşuyor. Albinonun oluşabilmesi için iki tane R4'ün yan yana gelmesi lazım. Bize diyor ki buna göre aşağıdaki çaprazlamaların hangisinden normal olarak renkli şinşila Himalaya fenotipine sahip yavruların her üçünün de doğması beklenebilir. Şimdi renkli olması için R1'i taşıması lazım. Şinşil olabilmesi için R2, Himalaya olması için de R3'ü taşıması gerekiyor. Bir kere R4 bizi ilgilendirmiyor zaten. O yüzden R4 olanları hani direkt e, ele edebiliriz ama yine bakalım. R1, R2, R3 mutlaka olmalı arkadaşlar. Bakıyorum. Şimdi bakın. R1 var, R4 var. Olmaz. Çünkü R2 ile R3'ün olması lazım. Bakın R1, R2, R3, R4 var. Olabilir. R1, R4, R2, R3 var. Olabilir. Bakın R1, R4. R1, R4 var. Olmaz. R2 ile R3'ün olması lazım dedik. R2, R3 var ama R1 yok. Bu da olmaz. Şimdi şıklarımız B ve C kaldı. Çaprazlama yapalım. Şimdi bunları çaprazladığımız zaman ne olur? R1'e R3 olur. Daha sonra R1'e B şıkkını bir dakika. Şu altını sileyim de. Daha sonra R1'e R4 olur arkadaşlar. R1 olanlar ne oluyordu? Zaten renkli. Şimdi bakalım. R2'ye ne olacak? R3 olacak. R2'ye R4 olacak. Dolayısıyla burada çaprazlama yaptığımız zaman ne çıktı? Sadece renkli ve şinşilalar çıktı. Ama biz neyi de arıyoruz? Bizim Himalaya'yı da bulmamız lazım. Yani R3'ün de biriyle yan yana gelmesi lazım. R4 ile yan yana gelmesi lazım. O yüzden B şıkkı gitti. Şimdi C şıkkını bularak hemen kanıtlayalım. C şıkkını çaprazlayalım. Baktığımız zaman bakın R1 ile R2 yan yana gelir. Ne olur? Renkli. R1 ile R3 yan yana gelir. R1 R3 ne olur? Renkli olur. Daha sonra arkadaşlar R2 ile R4 yan yana gelir, değil mi? R2 R4 o zaman ne olur? Shinşile olur. R3 ile R4 yan yana gelir. O zaman da ne olur? Himalaya olur. Üçü de oluştu mu? Oluştu. O zaman cevabımız ne olacak? Ceyhan şıkkı olacak. Geçelim 19. sorumuza. 2015 LYS sorusu yine diyor ki: Aşağıdaki soy ağacında insanda X'e bağlı çekinik genlerle kalıtılan hemofili ve renk körlüğü hastalıklarının kalıtımı gösterilmiştir. Buna göre soy ağacında numaralandırılmış bireylerden hangilerinin crossing over geçirmiş bir gametin döllenmesi sonucunda geliştiği söylenebilir? Şimdi bizim ilk önce bunu bulabilmemiz için bir e, tabloyu bir yerleştirelim arkadaşlar. Ondan sonra sorumuza bakalım. Şimdi şöyle temizleyelim burayı. Tabloyu bir yerleştirelim. Bakın düz çizgi olanlar renk körü, dik çizgi olanlar hemofiliymiş. İkisi de varsa hem hemofili hem renk körüymüş. Şimdi ilk önce düz çizgi olan yani renk körlüğüne göre bakalım. Renk körlüğüne göre mavi kalemle bakıyorum. Şimdi bakın buradaki dişi sağlanmış. Dişi renk körlüğü bakımından büyük R'yi taşıyor. Erkeğe baktığım zaman erkek küçük R'ye. Renk körlüğü bakımından. Şimdi buradaki çocuklara bakacağım arkadaşlar. Bakın erkek çocuk X üzeri küçük R, Y. Erkek çocuk X üzeri küçük R, Y. O zaman erkek çocukları kimden alıyordu X kromozomunu? Anneden. O zaman bu anne küçük R'yi taşıyor mu? Taşıyor. Annenin genotipini ve babanın genotipini bulduk. Şimdi 2 ve 3'ü geçiyorum. Çünkü hemofili bakımından bunlar taşıyıcıdırlar. Çünkü babalarından ne gelecek? Zaten x üzeri küçük r gelecek. 2 ve 3'ün ortak olarak genotipi x üzeri büyük r, x üzeri küçük r olur. Çünkü küçük r'yi kesin olarak kimden aldılar? Babalarından aldılar x üzeri 4'e bakıyorum. Onda düz çizgi olmadığı için x e, 4. bireyimiz nedir arkadaşlar? 4. bireyimiz sağlam erkektir. 5. bireye bakıyorum. 5. birey kız. 5. birey renk körlüğü bakımından neymiş? Hastaymış. O zaman 5. birey için ne yazacağım? x üzeri küçük r, x üzeri küçük r yazacağım. 6. bireye bakıyorum. 6. birey de yine aynı şekilde x üzeri küçük r y. E, diğer bireylerin zaten şeylerini vermemiş bize. Biz 6 tanesini bulmamız yeterlidir. Hatta şu aradakini de sileyim. Şunu da sileyim kafamız karışmasın. Bize zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6 ile ilgili sormuş. Şimdi renk körlüğü bakımından bulduk. Bir de hemofili bakımından bulalım arkadaşlar. Hemofili bakımından da şu yeşil renkli kalemle yapalım. Bunun şöyle bir artırayım bir dakika. Tamam. Bunu şimdi artırdım. hani biraz daha kalın olsun diye. Şimdi bakın dik çizgi olanlarda da hemofiliymiş. Şimdi buradaki annede dik çizgi ya da yatay çizgi yok. O yüzden annenin hemofili olmadığını biliyoruz. X üzeri büyük H harfiyle gösteriyorum. Ama yanında küçük H de olabilir, büyük H de olabilir. Yine çocuklara bakacağız. Buradaki erkeğe bakıyorum, babaya bakıyorum. Baba dik çizgiyi de taşıyor. O zaman küçük H, Y. Bir numaralı çocuğa bakıyorum. Dik çizgi yok. O zaman X üzeri büyük H, Y. 2 numaralı kız çocuğuna bakıyorum. Kız çocuğu arkadaşlar x üzeri küçük h, x üzeri küçük h olur. O zaman iki tane küçük h'nin yan yana gelmesi için birini kimden alacak mecburen? Anneden alacak. Sonra geliyorum 3 numaraya. 3 numarada babasından küçük h'yi kesinlikle almıştır 3 numara. Bakın 3 numara için yazıyorum hemofili için. x üzeri küçük h'yi kesinlikle babasından aldı. Büyük h'yi de kimden alacak? Annesinden alacak. 4 numaraya bakıyorum. 4 numarada dikey çizgi var. O zaman 4 numara ne olacak arkadaşlar? x üzeri Şöyle 4 numara için şöyle yazalım. x üzeri büyük H, e, küçük H olacak bir dakika. x üzeri küçük H y olacak. Bu arada bunu renkli için yanlış yazmışız. Şurası büyük R olacak çünkü yatay çizgi yok 4 numarada. 5 numaraya bakıyorum. 5 numarada dikey çizgi yok. O zaman 5 numara için şunu yazacağız. 5 numara için hemofili için ne yazacağız? Babadan kesinlikle küçük H'yi alacak. Küçük H annesinden de büyük H'yi alacak ve dik çizgi olmayacak. 6 numaraya bakıyorum. 6 numarada arkadaşlar hemofili bakımından şöyle x üzeri küçük H y olduğunu görüyoruz. Şimdi diyor ki buna göre soy ağacında numaralandırılmış bireylerden hangilerinin crossing over geçirmiş bir gametin döllenmesi sonucunda geliştiği söylenebilir. Peki buradan sonra ne yapacağız? Bu birazcık zorlayıcı bir soru. Bundan sonra şöyle düşüneceğiz. Bakın x üzeri r'ler ve y'ler bakımında, h'ler bakımında. Şimdi biz bunların aynı kromozom üzerinde olduğunu biliyor muyuz? Bakın x üzeri büyük r ve x üzeri büyük h aynı kromozom üzerindedir. Aynı şekilde x üzeri küçük r ve arkadaşlar X üzeri küçük H aynı kromozom üzerindedir. Şimdi bir çocuk ya ikisi bakımından, kız çocuğu için mesela düşünelim. ikisi bakımından ya sağlam olacak ya da ikisi bakımından hasta olacak. Şimdi 3 numaralı çocuğa baktığımız zaman ne olmuş 3 numaralı çocuk? 3 numaralı çocuk taşıyıcı olmuş mu? Yani büyük R ile küçük R yan yana gelmiş mi? Gelmiş. Bakın. Peki 3 numaranın hemofililiğine bakıyorum. 3 numaranın hemofililiğinde küçük büyük H ile küçük H e yan yana gelmiş mi? Gelmiş. O zaman arkadaşlar bu ikisi karşılıklı olarak crossing over geçirmiş olabilir. 3 numara. Crossing over geçirmiş bir birey olabilir. 6 numaraya bakıyorum. 6 numarada ise x üzeri küçük R Y ve 6 numara x üzeri küçük H Y. 6 numarada her iki hastalığı birden taşıdığı için ee, bu da yine aynı şekilde crossing over sonucunda oluşmuş olabilir arkadaşlar. Yani annesinden sadece X üzeri küçük r, X üzeri küçük h gelmiş olabilir ya da bunlar crossing over sonucunda oluşmuş olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla ne olacak? İlk 3 ve 6 numara crossing over sonucunda oluşmuş olacak. Şimdi burada diyeceksiniz ki, hocam çok zor bir soru hani bundan sonra böyle zor bir soru olabilir mi? Olmaz. Bundan sonra böyle bir sorunun geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü e, TET-AYT konusunda biraz daha kolaylaştırdılar soruları. 2015 LYS'de çıkmış bir soru. LYS soruları AYT sorularına ve e, Tt sorularına göre daha zor sorulardır. Dolayısıyla böyle bir sorunun e, geleceğini düşünmüyorum tekrardan. Gelelim 2016 YGS. İnsanlarda X kromozomu üzerindeki baskın bir genle kalıtılan bir özellikle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Diyor ki bu özellik yavrulara sadece anneleri tarafından aktarılır. Şimdi X kromozomu hem babada var hem de annede var, değil mi? Sadece anneleri tarafından aktarılmaz. Bu yanlış olur. Babaları tarafından da aktarılabilir. Bu özelliği gösteren dişi bireyler iki farklı genotipe sahip olabilir. Şimdi bu özelliği X kromozomundaki baskın özellik nasıl olabilir? X üzeri büyük R, X üzeri büyük R olabilir ya da X üzeri büyük R, X üzeri küçük R olabilir değil mi? İki farklı genotipe sahip olur. Bu doğrudur. Bu özelliğe sahip bir dişi bireyin çekinik özelliği gösteren bir çocuğun olma olasılığı yoktur. Şimdi bu dişi bu özelliği gösteriyorsa heterozigot olabilir mi? Olabilir. Peki çekinik özelliği gösteren yani x üzeri küçük r'yi taşıyan bir oğlu olabilir mi bunun x üzeri küçük r y şeklinde bir oğlu olabilir mi olabilir yani bu çocuk çekinik özelliği gösterebilir burada olma olasılığı yoktur demiş bu yanlış olur cevabımız ne olacak hangisi doğrudur dediği için yalnız iki bursa şıkkı olacak Gelelim 21. sorumuza. 2016 LSE sorusu. Diyor ki tabloda 4 çiftin kan grubu fenotipleri verilmiştir. Bu çiftlerle ilgili hangisi yanlıştır? Bakalım. Zekiye Ömer çiftliğinin çocuklarının kan grubu fenotipleri ya annelerinin ya da babalarının kan grubu fenotipinde olacaktır. Şimdi Zekiye ve Ömer'e baktığımız zaman Zekiye diyelim ki A, A0 ya da AA. Ömer de 00. Şimdi çaprazlama yaptığımız zaman ne olur? Ya A sıfır olur ya da sıfır sıfır olur arkadaşlar. Dolayısıyla evet ya annelerinin ya da babalarının kan grubu fenotipinde olacak. Doğru. Funda Enes çiftinin sıfır kan grubuna sahip çocukları olamaz. Funda ve Enes'e baktığım zaman ikisi de AB kan gruplu. Bunlar da sıfır alleli olmadığı için sıfır kan grubuna sahip çocukları olamaz. Doğru. Ceren Ali çiftinin AB kan grubuna sahip çocukları olamaz. Şimdi AB kan gruplu olabilmesi için hem annede A, babada B ya da annede B, babada A olması gerekiyor arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman babada AB var ama bunlar mayoz sırasında ayrılıyor sonuçta. A ya da B olarak ayrılıyor. E, annede de 0 olduğu için ya A kan gruplu olurlar ya da B kan gruplu olurlar. AB kan gruplu olamazlar bu da doğrudur. Ayşe Yakup çiftinin sıfır kan grubuna sahip çocuklarının olması beklenebilir. Ayşe ve Yakup'a bakıyorum B ve A kan grubuna sahipmiş. Biri B sıfır diğeri de A sıfırsa sıfırlar yan yana gelip çocukları sıfır kan gruplu olabilir arkadaşlar doğrudur. Funda Enes çifti ile Ceren Ali çiftinin A kan grubuna sahip bir çocuklarının olma olasılıkları aynıdır. Şimdi olasılıklarını hesaplayalım. Funda ve Enes grubunda ve Enes'in A kan grubuna sahip çocuklarının olma olasılığına baktığımızda AB ve AB'yi çaprazladığımızda ne olacak? Bakın şöyle AA, AB, AB, AB ve BB şeklinde olur. A kan grubuna sahip çocukların olma olasılığı 1 bölü 4'tür. Diğeri de Ceren ve Ali. Ceren ve Ali'yi çaprazladığımız zaman ne olur? 0, 0, şöyle kırmızıyla yapayım. 0, 0 çarpı AB. Çaprazladığımız zaman ne olacak? Ya A sıfır olacak ya da B sıfır olacak. Bu zamanda oranı ne olur arkadaşlar? 1 bölü 2 olur. Oranlar eşit mi? Hayır. O zaman olma olasılıkları aynıdır dediği için E şıkkı yanlıştır. Gelelim 22. sorumuza. Aşağıdaki soy ağacında koyu renkle gösterilen bireyler belirli bir özellik bakımından aynı fenotiptedir. Buna göre bu özelliğin kalıtımı hangisiyle gerçekleşebilir? Bakın bu soru çok fazla sorulabilir. Yani çok karşınıza çıkar. Hem soru çözerken, soru bankalarında hem de ÖSYM'de sorabilir. Çünkü tek bir soruyla hem baskınlık, hem çekiniklik, hem zaman kalıtım hem de kromozoma yani X kromozomuna bağlı, Y kromozomuna bağlı kalıtımla ilgili soruyu tek seferde soruyor. O yüzden bu tür sorulara dikkat edin çıkma ihtimali var. Şimdi önce diyor ki otuz kromozomlarda taşınan çekinik haller. Otuz kromozom diyorsa x'i y'yi katmıyoruz. Çekinik haller dediği için taralı olan bireylere küçük a küçük a yazacağım. Bakın yazıyorum hemen. Küçük a küçük a yazdım şöyle. Şimdi aşağıdan yukarıya doğru gidelim. Küçük ağların yan yana gelmesi için birini babadan anneden aldı. Diğerini kimden alacak? Babadan. Peki bizim babamız büyük a küçük ağ olabilir mi? Olabilir. Burada sıkıntı çıkmadı. Şuraya bakıyorum. Küçük ağların yan yana gelmesi için birini babadan aldı. Diğerini anneden. Annemiz heterozigot olabilir mi? Olabilir. Herhangi bir sıkıntı çıkmadığı için ne diyorum buna? Taşınabilir diyorum. Doğru. Otozomal kromozomlarda taşınan baskın allel. Bakın baskın allel diyorsa bu sefer sağlam olanlara küçük a küçük a yazacağız. Bunları not alın mutlaka. Sağlam olanlara küçük a küçük a yazacağız. Hemen siliyorum burayı. Şöyle yakınlaştıralım ve sağlam olanlara küçük a küçük a yazalım. Bizi her zaman cevabı götürecek olan çekinik fenotipli bireylerdir. Şimdi bakın Küçük a küçük a değil mi? Küçük a'ların yan yana gelmesi için birini kimden aldı? Babasından. Diğerini kimden alır? Annesinden. Anne büyük a'yı taşıyarak taralı olabilir mi? Olabilir. Küçük a'ların yan yana gelmesi için birini kimden aldı? Anneden. Diğerini kimden alacak? Babadan. Baba taralı olarak ne yapar? Büyük a'yı taşıyor olabilir. Burada da herhangi bir sıkıntı çıkmadı. O zaman otozomal baskında olabiliyormuş. X kromozomunda taşınan çekinik ellen. Burada erkeklere X üzeri küçük R Y yazacağız. Dişilere de X üzeri küçük R X üzeri küçük R yazacağız. Hemen yine siliyorum. Yine yakınlaştıralım. Şöyle yapalım. Bakın. Erkekler X üzeri küçük R Y. Dişiler X üzeri küçük R X üzeri küçük R. Yine aynı şekilde X üzeri küçük R X üzeri küçük R. X üzeri küçük R Y x üzeri küçük r, x üzeri küçük r. Şimdi bakıyorum. Küçük r'lerin yan yana gelmesi için birini kimden aldı? Babasından. Diğerini kimden alacak? Annesinden. Anne peki heterozigot olduğu zaman bunu taşıyabilir mi? Taşıyabilir. Sıkıntı çıkmadı. Geliyorum alt tarafa. Burada arkadaşlar bakın x üzeri küçük r'lerin yan yana gelmesi için birini kimden aldı? Anneden. Peki Küçük R'yi babadan al, birini de babadan almak zorunda mı? Evet. Ee, baba eğer küçük R'yi taşırsa hasta olması gerekmiyor mu? Yani taralı olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Bakın burada taralı olmadığı için biz ne diyoruz? X'e bağlı çekinik allerle taşınamaz diyoruz. 3 numara gitti. 4'e gelelim. X kromozomunda taşınan baskın allerle. Aynı durum söz konusu sadece taralı olanlara büyük harfleri yazacağız. Bakalım Yine burada sağlamlardan da gidebiliriz aslında. Sileyim şurayı. Şöyle. X'e bağlı baskın. Bu sefer de sağlam olan dişilere x üzeri küçük r, küçük r yazalım. x üzeri küçük r x üzeri küçük r. Aynı şekilde x üzeri küçük r'ye. x üzeri küçük r x üzeri küçük r. Küçük r'ye. Küçük r küçük r. Şimdi bakıyorum. Küçük r'lerin yan yana gelmesi için birini kimden alacak? Bu babasından değil mi aldı. Diğerini kimden alacak? Annesinden. Annesinin x üzeri küçük yazdık. Annenin taralı olması için de büyük y taşıması gerekiyor. Taşıyabilir, sıkıntı yok. O zaman burada oldu. Geliyorum şuraya arkadaşlar. Küçük y'lerin yan yana gelmesi için. Birini kimden aldı bakın? Anneden aldı. Diğerini kimden alacak? x üzeri küçük y yeah, babadan alacak. E babaya bakıyorum. Burada babanın küçük y taşıdığı için taralı olmaması gerekiyordu ama burada taralı olarak vermiş. O zaman buradan da gitti. Cevabımız ne olur? 4 numarada olmaz. Sadece 1 ve 2 olur arkadaşlar. Yani A şıkkı olacak. Tek bir soruda bütün kalıtım şekillerini görmüş olduk. 23. soru. Eşeğli üremenin görüldüğü bir popülasyonda A ve B genleri farklı özellikleri kontrol etmektedir. Bu genlerin her birinin üçel alleli mevcuttur. Diyor ki bu popülasyonda bu iki genin oluşturacağı kaç farklı genotipe rastlanabilir? Şimdi arkadaşlar bu çok hallerlikle ilgili bir durum. Bizim bir formülümüz var. Bakın neydi? N çarpı N artı 1 bölü 2. Bu hani terim sayısının bir formülüydü matematikteki? Buradaki N alel sayısıdır. Bizim A alleli ile ilgili kaç tane alelimiz var? 3. O zaman 3 çarpı 4 bölü 2'den 2 ve 4 sadeleşir. 6 buradan gelir. B için kaç tane var? Yine 3. O zaman 3 çarpı 4 bölü 2'den yine ne gelir arkadaşlar? Buradan 6. Şimdi A ve B'yi buldum ayrı ayrı. Bize bu ikisini de taşıyan e, olasılıkları soruyor. O zaman 6 ve 6'yı çarpmam gerekiyor. 6 ve 6'yı çarptığım zaman cevabım ne olur? 36. 36 farklı genotipe rastlayabiliriz. Cevabımız denizli şıkkı oldu. 24. soruya gelelim. Diyor ki insanlarda renk körü X kromozomu üzerindeki çekinik bir allel ile kalıtılmaktadır. Şeklinde olan fenotipleri şeklinde olan ebeveynlerin birer erkek çocuklarının renk körü olduğu bilinmek, bilinmektedir. Buna göre bu ebeveynlerden hangilerinin renk körü bir kız çocuğuna sahip olmalısılığı vardır. Şimdi bakın bir kız çocuğunun X alleli bakımından bakın X kromozomu bakımından hastalığı taşıyabilmesi için babasında da kesinlikle bunun görülmesi lazım çekini kellelde. Yani bakın bir kız çocuğunun x üzeri küçük r x üzeri küçük r olabilmesi için birini kimden aldı? Anneden. Diğerini kimden alır? Babadan. Peki erkek çocuklarını yani erkeklerin iki ihtimali vardı. x üzeri küçük r y olup ya özelliği taşırlar ya da iki üzeri büyük R'ye olup taşımazlar. Dolayısıyla bir kız çocuğunun bu özelliğe sahip olması için babasının da bu özelliği taşıması lazım. Bakıyorum arkadaşlar bakın burada baba sağlam. Birinci de olmaz. Üçüncü de yine baba sağlam olmaz. Ama ikincisinde babamız ne? Babamız renk körü. O zaman kız çocuğu da renk körü olabilir. Cevabımız Bursa şıkkı yalnız iki olacak. 25. soru. Derste kalıtımın genel ilkeleri ünitesini işleyen bir biyoloji öğretmeni insanlarda saç bi biçimi karakterlerinin otozomal olarak kalıtıldığını ve kıvırcık saç özelliğinin düz saç özelliğine baskın olduğunu anlatıyor. Öğrencilerine aşağıdaki tabloyu vererek kendi ailelerinin soy ağacını çizip her bireye ait e, her bireye ait olası genotipleri yazmalarını istiyor. Şimdi kıvırcık saç düz saça baskınmış. Şimdi kıvırcık saç için büyük ay kullanalım. Düz saç içinde ne olması lazım? Küçük ay küçük ay olması lazım. Yani taralı bireylerin küçük ay olması gerekiyor. Bakıyorum olası alelleri yazalım. Burada eksik yazmış mı tam yazmış mı bakacağız. Eksik yazılanı bulacağız. Arkadaşlar burada baktığımız zaman bakın küçük ay küçük ay. Yan yana gelmesi için birini kimden alacak? Babadan. Diğerini kimden alacak? Anneden. Anne ve baba heterozigot, sıkıntı yok. Şuradaki kıvırcık saçlı çocuk çaprazlama yaptığımız zaman büyük A büyük A da olabilir, büyük A küçük A da olabilir. Burada herhangi bir eksiklik yok. Bu doğru. Geliyorum B şıkkına. Aynı şey sadece yer değiştirmiş. Birine kız, birine erkek koymuş. Küçük A'ların yan yana gelmesi için birini anneden, birini babadan aldı. Anne ve baba heterozigot kıvırcık saçlılar. E bunları çaprazladığımız zaman şuradaki kıvırcık saçlı kız çocuğu da ne olur? Ya büyük a büyük ağa olur ya da büyük ağa küçük ağa olur. Sıkıntı yok oldu. Eksik yazmamış. Şuraya bakıyorum. Bizim babamız neymiş? Düz saçlıymış. Düz saçlı olduğu için bütün çocuklarına küçük ay verir mi? Verir. Peki küçük ay verdiği için mecburen annelerinden ne alacaklar? Büyük aylerini alacaklar. Tamam. Annemizin genotipi ne olabilir? Büyük A, büyük A da olabilir. Büyük A, küçük A da olabilir. Mesela şu iki küçük A henüz yan yana gelmemiş çocuklarda. Dolayısıyla düz saçlı çocuk henüz ortaya çıkmamış. Ama sonraki çocuklarda bu özellik ortaya çıkabilir. Dolayısıyla doğrudur. Geliyorum D şıkkına. D şıkkında küçük A olmuş hepsi. E küçük A'ların yan yana gelmesi için birini kimden aldı? Anneden. Diğerini kimden aldı? Babadan. Babamız kıvırcık saçlıymış. O zaman heterozigot. Başka hiçbir ihtimali yok zaten. Dolayısıyla D şıkkı da doğru. E şıkkına bakıyorum. Bakın en şıkkında e, annemiz neymiş? Düz saçlı. Anne çocuğuna mecburen neyi verecek? Küçük ay verecek. Mecburen bu çocuğun düz saçlı olması için, kıvırcık saçlı olması için babasından ne alması lazım? Büyük ay alması gerekiyor. Tamam burada sıkıntı yok. Şuradaki babaya baktığımız zaman babamız neymiş? Kıvırcık saçlıymış. Kıvırcık saçlılığın iki tane e, ihtimali vardır. Ya büyük A küçük A olur ya da büyük A büyük A olur. Burada büyük A büyük A ihtimalini yazmamış. O yüzden E şıkkında eksik yazılmıştır arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. 2017 LYS. Kendisi bu da 2017 LYS'ydi galiba. Yok 2017 YGS. Şimdi LYS'ye geçiyoruz. Kendisi renk körü olan Fatih. X'e bağlı Genlerin kalıtımı konusunu öğrendikten sonra kendi ailesine ait aşağıdaki soy ağacını çiziyor. Ailenin ailesinin soy ağacını doğru bir şekilde çizdiğine göre cinsiyetini henüz bilmediği kardeşinin renk körü olma olasılığını bulmaya çalışan Fatih'in yaptığı aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Şimdi bakın burada X'e bağlı genlerin kalıtımı. Burada neye göre? Renk körlüğü bakımından çizmiş. Şimdi Fatih neymiş, renk körüymüş. O zaman Fatihin genotipi arkadaşlar nedir? X üzeri küçük r y'dir. X kromozomunu kimden alıyor Fatih? Annesinden. O zaman X üzeri küçük R'yi annesinden aldı mı? Aldı. Annenin renk körü olmaması için de neyi taşıması lazım? Büyük r'yi taşıması lazım. Anne heterozigot bulduk. Babaya bakıyorum, baba taralı değil. Erkeklerdeki ihtimal vardı zaten. Ya taralı olurlar taşı yani şeyi hastalığı gösterirler ya da sağlam olurlar. Dolayısıyla bu sağlam olduğu için x üzeri büyük R y yazdık. Ben bunları çaprazlayarak buradaki oranları bulabilir miyim? Şu soru işaretli çocuk için bulabiliriz değil mi? Çaprazlama yapalım. Şimdi çaprazlama yaptığımızda çocuğu ne olabilir? X üzeri büyük R, X üzeri büyük R olabilir. X üzeri büyük R, X üzeri küçük R olabilir. Bunlar kız çocuğu olur. Daha sonra X üzeri büyük R, Y olabilir erkek çocuğu olur. Sağlam erkek çocuğu. X üzeri küçük R, Y olur ve e, renk körü erkek çocuğu olur. Kız çocuklarında renk körlüğü olma ihtimali ortaya çıktı mı? Çıkmadı. Ama erkek çocuğunda ihtimal var değil mi? Bakalım olasılıklara. Diyor ki kardeşim erkek olursa. Şimdi kardeşim erkek olursa dediğine göre sadece erkeklere bakacağız. Renk körü olma olasılığı %50'dir. Evet ne dedik? Ya hasta olur ya sağlam olur dedik. Dolayısıyla renk körü olma olasılığı %50 doğru kardeşimin kız ve renk körü olma olasılığı yüzde 25'tir diyor. Şimdi kız olma olasılıklarına bakıyorum. Bir de renk körü olma olasılığı diyor. Kız çocuklarında renk körü olma olasılığı var mı? Yok. Burada yüzde 25 değil sıfır demesi gerekiyordu. Bu yanlıştır. Çünkü kız çocuğu kız kardeşi renk körü olamaz. Oranlarda çıkmadı. Renk körü bir kardeşimin doğumu olasılığı. Bakın burada cinsiyet belirtmemiş. O yüzden de bizim bütün hepsini ortaya katmamız gerekiyor. Bütün çocuklar içerisinde renk körü olma olasılığı hangisidir? Şudur değil mi? 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4 de neye tekabül ediyor? %25'e doğru. Renk körü hastalığının ortaya çıkma olasılığı cinsiyete göre değişmektedir. Doğru. Bakın erkeklerde %50 iken kızlarda %33'tür arkadaşlar. Cinsiyete göre değişir. Doğrudur bu. Doğacak kardeşimin kız ve taşıyıcı olma olasılığı. Şimdi kız olma olasılığı burada. 1 bölü 2'dir zaten. Kızlar içerisinde taşıyıcı olma olasılığı nedir yine? 1 bölü 2'dir. Çarptığımız zaman ne olur? 1 bölü 4. O da eşittir nedir zaten? %25'tir. Bu da doğrudur. Cevabımız Bursa. Renk körü kız çocuğu olma olasılığı olmadığı için buradaki %25 değil 0 olması gerekiyordu. Gelelim diğer sorumuza. Mendel genetiği ve alel kavramı ile ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Bir genin ayırt edilebilir fenotipik özellikler meydana getirebilen alternatif çeşitlerine alel denir. Ve genellikle alellerden birisi baskın, diğeri çekiniktir. Doğru arkadaşlar Mendel genetiği dediği için Mendel genetiğinde sadece baskın ve çekinik vardır. Eş baskınlık falan yok. Dolayısıyla bu doğrudur. Baskın alelinin etkisini göstermesi çekinik alelinin olup olmamasına bağlıdır. Çekinik alel ise etkisini baskın alelinin olup olmamasından bağımsız olarak gösterir. Bakın bu yanlıştır. Neden? Baskın haller büyük A harfiyle gösteriliyor değil mi? Şimdi baskın haller yanına ne gelirse gelsin. ister büyük A gelsin ister küçük A gelsin. Bunun olup olmamasına bağlı değildir. Büyük A varsa baskın özellik gösterilir. Ama çekiniğin oluşabilmesi için yanında çekinik hallerinin olması lazım. O yüzden burada bağımsız değildir. Buna bağımlıdır. Bu yanlıştır. Bazı genetik çaprazlamalarda F1 dölünde rastlanmayan fenotipe F2 dölünde rastlanabilir. Evet şöyle bir durum ortaya çıkabilir arkadaşlar. Sileyim sileyim şöyle açıklayalım. Şimdi bizim ebeveynlerimiz şunlar olsun. Ebeveynlerimizin biri büyük A büyük A diğeri de küçük A küçük A. Çaprazlama yaptık. F1 dölümüz büyük A küçük A oldu. Şimdi F1'i kendileştirerek F2 dölünü oluşturalım. Yani büyük A büyük A büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A yaptık. F2 dölümüz ne olur? F2 dölümüz büyük A büyük A. Büyük A küçük A. Büyük A, küçük A ve küçük A, küçük A olur. F1 dönünde küçük A, küçük A var mı? Yok. F2 dönünde ben buna rastladım mı? Rastladım. O zaman rastlanabilir dediği için doğru olur. Cevabımız 1 ve 3 Edirne şıkkı olacak. 28 tyt'ye geçtik artık. 2018 tyT. Meyve sineklerinde eşek kromozomları dişilerde XX, erkeklerde XY'dir. Göz renginden sorumlu allel X kromozomu üzerinde yer alır. Kırmızı göz renginden sorumlu allel büyük R, beyaz göz renginden sorumlu allele baskınmış. Tamam, X kromozomu üzerinde bulunuyormuş bu da. Laboratuvarda yapılan bir deneyde kırmızı gözlü bir dişi, beyaz gözlü bir erkekle çaprazlanarak F1 dölü kırmızı gözlü erkek ve dişi, beyaz gö gözlü erkek ve dişi bireyler elde edilmiş. Şimdi çaprazlama yapalım. Diyor ki deneyin ikinci aşamasında ise F1 dölünden alınan kırmızı gözlü erkek ve dişi birey çaprazlanarak F2 dölü elde edilmiş. Yani F2'yi de burada yapmış. Şimdi bize soruda ne diyor? Bu deneye göre diyor yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi arkadaşlar bizim neymiş? Kırmızı gözlü bir dişi bireyimiz varmış. Kırmızı gözlü dişi birey nasıl olur? X üzeri büyük R var. Yanındakini bilemeyiz. Beyaz gözlü erkekmiş. X üzeri küçük R. Y. Şimdi fenotipe bakıyorum. ya yani F1 dönüne bakıyorum. F1 dönünde beyaz gözlü dişi oluşmuş. Beyaz gözlü erkek de oluşmuş. Bakın x üzeri küçük r, x üzeri küçük r oluşmuş. Küçük r'lerin yan yana gelmesi için ne olması lazım? Bakın buradaki annenin küçük r'yi taşıması gerekiyor. Şimdi burada kırmızı gözlü bireyler çaprazlanıyor. Kırmızı gözlü bir erkek. Bakın kırmızı gözlü bir erkek nasıldır? Şu erkek bireyimiz x üzeri büyük r, y'dir. Değil mi? Başka ihtimali yok kırmızı gözlü dişi birey nasıldır? Babasından kesinlikle ne alacak zaten? Küçük R'yi alacak. X üzeri küçük R. Annesinden de kırmızı gözlü olabilmesi için büyük R'yi alması lazım. Biz fenotipi belli olan bireylerimizi bulduk F1'deki. Şimdi bunları bir çaprazlayalım. Çaprazladığımız zaman sonuçları ona göre yorumlarız. Çaprazladığımızda bakın ne olacak? X üzeri büyük R, X üzeri büyük R. Sonra bununla bu gelir. X üzeri büyük R, X üzeri küçük R olur. Sonra arkadaşlar Y'leri çaprazlayalım. X üzeri büyük R, Y. Sonra X üzeri küçük R, Y. Çaprazlamamız bu şekilde. Erkek olan meyve sinekleri beyaz gözlü olabiliyor. Ama dişilerde beyaz gözlülük rastlanmıyor. Şimdi bakalım diyor ki F1 dönündeki beyaz gözlü erkek ve dişi bireylerin oranı yaklaşık olarak birbirine eşittir. F1 dönündeki beyaz gözlü dişi ve erkeklere baktığımızda arkadaşlar baktığınız zaman hepsinden birer tane oluşmuş mu? Oluşmuş. Yaklaşık olarak birbirine eşittir diyebiliriz. Çünkü hemen hemen oranları aynıdır. Hepsinden birer tane oluşmuş. F2 dönündeki F2 dönünde beyaz gözlü bireylerin ortaya çıkması beklenmez. Bakın F2 dönünde beyaz gözlü birey burada oluştu. Beklenmez demesi yanlış olur. F2 dönünde Göz rengi fenotipinin cinsiyetler arasında dağılım oranı bakımından farklılığın olması beklenir. Şimdi göz rengi bakımından fenotipin cinsiyetler arasında farklılık göstermesi gerekiyor. Baktığımız zaman arkadaşlar bakın erkeklerde beyaz gözlülük görünürken dişilerde görünmemiş. Oran birbirinden farklı mı? Farklı. O zaman olması beklenir dediği için doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 denizli şıkkı olacak. Geçelim diğer sorumuza. 29. sorumuz. 2019 TET. Renk körlüğü X kromozomu üzerindeki çekinik bir alel tarafından kalıtılan bir hastalıktır. Size soruda mutlaka bunun açıklamasını yapmak zorunda. Yukarıdaki soy ağacında soru işaretiyle gösterilen birey renk körü olma olasılığı nedir diye sormuş bize. Erkek dişi söylememiş sadece renk körü olma olasılığını sormuş. Şimdi renk körü diyorsa o zaman burada hemen yerleştirelim. Bakın x üzeri yanlış bastım bir dakika x üzeri küçük r y x üzeri büyük r var birazdan yanındakini yazarız x üzeri küçük r x üzeri küçük r o zaman birini kimden aldı babadan diğerini kimden alacak anneden anneyi küçük r bulduk geliyorum şuradaki bireye x üzeri küçük r y şimdi babamızı bulduk zaten belliydi babamızın ne olduğu buradaki anne önemli arkadaşlar x üzeri büyük r y x üzeri büyük r Buradaki erkek çocuk ne olmuş? X üzeri küçük R ye. Erkek çocuk X kromozomunu kimden alıyor? Anneden. O zaman annede küçük R var mı? Var. Peki buradaki kız çocuğuna ben ne yazabilirim? Buradaki kız çocuğuna X üzeri büyük R, X üzeri büyük R yazabilirim. Ya da X üzeri büyük R, X üzeri küçük R yazabilirim. Şimdi ikisinden biri gelecek. Eğer X üzeri büyük R, büyük R olursa zaten bütün çocuklar sağlam olur. Renk körlüğü olmaz. Bize ne diyor? Renk körlüğü olasılığını soruyor. Şimdi renk kör olabilmesi için heterozigot olanı almam lazım. Burada iki ihtimal olduğu için ben bir kere 1 bölü 2 yazıyorum. Çünkü çıkan sonuçla çarpacağım bunu. Çünkü burada iki ihtimalimiz var. Onlardan birini aldık. Şimdi neyi aldım ben? Buradaki x üzeri büyük r küçük r ile x üzeri küçük r y'yi çaprazlayacağız. Çaprazlayalım arkadaşlar. Ne olur? Yazalım hemen buraya. x üzeri büyük r x üzeri küçük r. Daha sonra x üzeri küçük r x üzeri küçük r olur. Sonra x üzeri büyük r y olur. x üzeri küçük r y olur. Şimdi çocuklar bakımından baktığımızda hasta olma olasılığı kaç çıktı? Kız çocuğu ve erkek çocuğu hasta. Tüm çocuklar içerisinde yani 4 çocuğun içerisinde ikisi hasta olduğu için oranımız 2 bölü 4'tür. Buraya yazalım çarpımak için 2 bölü 4 yazdık. İkiler birbirini götürür. Renk körü olma olasılığı ne olur? 1 bölü 4 olur arkadaşlar. Cevabımız denizli şıkkı olur. Eğer buradaki bakın eğer buradaki 1 bölü 2'yi katmazsanız şu 1 bölü 2'yi sonucunuzu ne bulursunuz? 2 bölü 4 sadeleşir. 1 bölü 2 olarak bulursunuz. Bu da yanlış olur. Burada iki tane ihtimal olduğu için bu ihtimalleri de mecburen katmak zorundayım. O yüzden ikisinden birini alarak 1 bölü 2'yi katmış bulunduk. Umarım anlatabilmişimdir. Geçelim. 2020 TYT'ye. Popülasyonda görülme sıklığı yüksek olan kalıtsal bir hastalığın kalıtım şeklini belirlemek isteyen bir araştırmacı bu hastalığın görüldüğü bir ailenin soy ağacını aşağıdaki gibi çiziyor. Diyor ki bu hastalığın kalıtım şekli ile ilgili hangileri doğrudur? Bakalım diyor ki hastalığın sadece erkek bireylerde ortaya çıkması Y'ye bağlı çekinik aller ile kalıtıldığına işaret etmektedir. Şimdi sadece erkek bireylerde tamam ortaya çıkmış ama şuradaki erkek bireyde görülmemiş. Eğer Y'ye bağlı bir hastalık olsaydı tüm erkeklerde ortaya çıkardı. Buradaki erkekte ortaya çıkmadığı için bu yanlış olur. Bu hastalık kesinlikle otozoma baskın bir ile kalıtılmaktadır. Şimdi bize kesinlik veriyor, soruyor. İlk önce deneyelim bakalım. Otozuman baskın ya da çekinikli oluyor mu? İlk önce baskın olarak deneyelim. Otozuman baskın diyorsa ne yapıyorduk? Sağlam olan bireylere küçük ağa küçük ağa yazıyorduk değil mi? Yazalım küçük ağları. Küçük ağların yan yana gelmesi için birini anneden aldı, Diğerini kimden alacak? Babadan. Babanın taralı olması için de büyük ağayı yazdık. Yine küçük a geneli kime verecek? Mecburen çocuğuna verecek. E, babadan da ne alır? Büyük ağayı alır. Sıkıntı olmaz. Sonra geliyorum buraya iki küçük yan yana gelmesi için kimden aldı? Birini anneden aldı, diğerini babadan alacak. Baba heterozigot olur. Otozomal baskın kalıtılabiliyor. Ama bize kesinlikle otozomal baskın demiş. Ben bir otozomal çekiniği de bir deneyim bakayım. E belki ona da kalıtılabilir. Kesinlikle otozoma baskın hallerle kalıtılmaktadır diyor. Bu bir dursun bakalım arkadaşlar. Yani otozoma baskınla kalıtıldığını bulduk ama otozoma çekinlikle de kalıtılabilir. Yani onu da bir deneyelim isterseniz. Şöyle sileyim. Çekinik. Eğer otozomal çekinik diyorsa bu sefer taralı bireylere küçük a küçük a yazıyoruz. Yazalım. Burada da herhangi bir sıkıntı çıkmayacak. Bakın küçük a'ların yan yana gelmesi için birini babadan aldı, diğerini anneden. Anne heterozigot olur. Küçük ağlar yan yana geldi. Zaten çocuklarına verir. Çocuklar heterozigot olur. Yine küçük ağlar burada da yan yana geldi. Birini kimden aldı babadan? Diğerini anneden alır. Anne heterozigot olur. Tamam çekinik de Burada kesinlikle otuzuma baskın dediği için bence bunu da yanlış almamız gerekiyor. Bir üçüncüye de bakalım. Soy ağacında hasta dişi birey bulunmamasına karşın. Bu hastalığa ikse bağlı çekinik allel yol açıyor olabilir. Şimdi hasta dişi birey olmamasına karşın. Şimdi dişi bireyler heterozigot olabiliyorlar mı? Olabiliyorlar, değil mi? Heterozigot oldukları için erkek çocuklarına o heterozigot geni verebilirler mi bu dişi bireyler? Bakın X üzeri büyük R, X üzeri küçük R. Küçük R'yi getirip bu çocuğa vermiş olabilir. X üzeri büyük R, X üzeri küçük R. Küçük R'yi getirip bu çocuğa vermiş olabilir. Yine bunun annesi bunun annesi aynı şekilde heterozigot olup küçük R'yi vermiş olabilir. Dolayısıyla X'e bağlı bir çekinik haller yol açı olabilir. Bu doğrudur. Şurada kesinlik dediği için hani kesinlikle otuzama baskın dediği için yanlış alırım. Normalde otuzama baskın evet sağlıyor durumu ama otuzama çekinik de durumu sağlıyor. Dolayısıyla bunu da düşünmem gerekiyor. Kesinlik dediği için bunu almıyorum. Cevabımız ne olacak? Yalnız 3 Ceyhan şıkkı olacak. 31. sorumuz. 2021 TET az kaldı arkadaşlar. 36 tane sorumuz var. Aşağıdaki soy ağacında bir özelliğin bir ailedeki kalıtımı verilmiştir diyor. Buna göre bu özelliğin kalıtımı ile ilgili bakalım hangileri doğrudur. Şimdi diyor ki X kromozomundaki baskın bir alel ile kalıtılıyor olabilir. Bakalım X kromozomunda baskın. X, X kromozomunda baskın olabilmesi için sağlam olanlara küçük R'leri yazıyor. Bakın X üzeri küçük R, Y. X üzeri küçük R, Pardon. Küçük R, Y. X üzeri küçük R, X üzeri küçük R. Küçük R'lerin yan yana gelmesi için birini babadan aldı. Diğerini anneden alabilir. Anne büyük R'yi taşıyarak ne olabilir? Ee, taralı olabilir. Aynı şekilde bu kız çocuğuna bakıyorum. Kız çocuğu babasından kesinlikle X üzeri küçük R'yi alacak. Anneden büyük R'yi alıp taralı olabilir. Bu erkek de yine anneden büyük R'yi alıp yine taralı olabilir. Dolayısıyla X'e bağlı baskın olabiliyormuş arkadaşlar. Bu doğru. X'e bağlı çekinik olabilir diyor. Bu sefer tam tersini yazacağız. Taralı olanlara küçük R'leri yazacağız. Yazalım. X üzeri küçük R, X üzeri küçük R, X üzeri küçük R, küçük R, X üzeri küçük R'ye. İki küçük R'nin yan yana gelmesi için birini kimden aldı? Anneden. Diğerini kimden alacak? Babadan. Babada küçük R var mı? Yok. Çünkü baba neden? Sağlamdır. Büyük R var. O yüzden bunu sağlamaz arkadaşlar. Dolayısıyla bu da ne olur? Yine yanlış olur. Ayrıca bir yanlışlığı daha var. Neden? Çünkü annesi hasta olan bütün erkek çocuklar ne olacak? Hasta olacak. Buradaki erkek çocuğumuz nedir? Sağlam. Dolayısıyla yine bu konuda da olmuyor. Otozoma baskın olarak katılabilir demiş. O zaman otozoma baskın olduğunda ne yapıyorduk? Sağlam olanlara küçük a küçük a ya yazıyorduk. Yazalım sağlam olanlara küçük a küçük a. Bir sıkıntı çıkmayacak gibi duruyor. Küçük ağların yan yana gelmesi için birini babadan aldı, diğerini anneden alıp büyük ay taşıyor olabilir. Bu baba çocuklarına küçük ay verecek, anneden de büyük ayı alıp yine taralı olabilirler. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı olabilir do dolayısıyla. 30 zaman çekinik, 30 zaman çekinik diyorsa ne yapıyorduk? Taralı olanlara küçük ağları yazıyorduk. Yazalım yine. Taralı olanlara küçük ağları yazalım. Küçük ağların yan yana gelmesi için birini kimden aldı? anneden. Diğerini kimden alacak? Babadan. Babanın sağlam olması için büyük ay taşıması yeterli. Aynı şekilde anne çocuklarına ne verecek? Küçük ağları verecek. Bunlar babalarından büyük ağları alarak sağlam olabilirler. Dolayısıyla burada da herhangi bir sıkıntı çıkmadı. 1-3-4 ile kalıtılıyor olabilir ama 2 ile kalıtılamaz arkadaşlar. Cevabımız denizli şıkkı olacak. Biraz hızlı hızlı çözüyorum ama anladığınızı varsayıyorum. İnşallah anlatabiliyorumdur. Gelelim 2022 TYT bundan sonra şeye geçiyoruz. MSÖ sorularına. Aşağıdaki soy ağacında X kromozomu üzerindeki çekinik bir allel tarafından kalıtılan özelliğin bir ailedeki kalıtım seyri verilmiştir. X kromozomu da çekinik. Şimdi hemen yapılmış soru okumamıza gerek yok. Şimdi yapıyorum. X üzeri küçük R Y. X üzeri büyük R Y. X üzeri büyük R Y. Şimdi buradaki çocuklara bakıyorum ve anneye bakıyorum. Bakın erkek çocuğu X kromozomunu kimden alıyor da anneden. O zaman annede küçük r var. Annenin sağlam olması için de büyük R olması lazım. Şuradaki 4 numaradaki kız çocuğuna baktığımız zaman iki ihtimali vardır. Babadan zaten kesinlikle büyük R'yi alacak. Anneden ya büyük R'yi alır ya da arkadaşlar anneden küçük R'yi alır. İki ihtimali vardır genotip açısından ama sağlam olduğunu biliyoruz. Diyor ki Soy ağacında sadece 3 numaralı birey bu, bu, özelliği fenotipinde gösterdiğine göre özelliğin kalıtımı ile ilgili hangisi yanlıştır? Bizim yaptığımız çaprazlama ile ilgili soru soracak. Diyor ki 1 bir numaralı bireyin genotipinde bu özellikten sorumlu allel bulunur. Bakıyorum 1 numarada var mı alel? Var. O zaman doğrudur. 2 numaralı bireyin genotipinde bu özellikten sorumlu allel bulunmaz. Evet küçük r yok doğru 2 numarada. 3 numaralı bireye bu özellikle ilgili allel 2 numaralı bireyden kalıtılmıştır. Şimdi bakın 3 numara erkek. Erkekler X kromozomunu kimden alıyor? Anneden. 1 numaradan gelmiş. 2 numaradan gelmemiş. Bu yanlıştır. Yanlış. 4 numaralı bireyin bu özellik bakımından heterozigot genotipte olma olasılığı 1 bölü 2'dir. Evet ya heterozigot olur ya da homozigot olur. Dolayısıyla 1 bölü 2'dir. Doğru. 2 ve 5 numaralı bireylerin bu özellik bakımından genotipleri aynıdır. 2 ve 5 bakıyorum ikisi de aynı mı? Aynı. Bu da doğrudur. Cevabımız Ceyhan şıkkı olacak. Bu tür sorularda soru okumadan önce yani okus, okusanız tabii ki daha iyi olur ama mutlaka tabloyu çözümleyin. Daha sonra şıkları okuyun arkadaşlar. Böylelikle vakit kazanmış olursunuz. Şimdi MSÖ sorularına geçtik. 2018 MSÖ Aşağıdaki soy ağacında zaman çekinik bir özelliğin kanıtımı gösterilmiştir. Hemen yapalım. Bakın hiç okumadım soruyu. zaman çekinik. O zaman ne yapıyorum? Taralı olanlara küçük ya küçük ay yazıyorum. Yazdım. Küçük ağların yan yana gelmesi için ne olması lazım? Birini babadan aldı, diğerini anneden bir numara heterozigot. Daha sonra şu erkek birey çocuklarına ne verecek kesinlikle? Küçük ağayı annelerinden de büyük ağayı alır. 3 ve 4'te ne olur? Heterozigot. Geliyorum bu kısma. Küçük ağların yan yana gelmesi için birini anneden, birini babadan aldı. Bunlar heterozigot oldu mu? Oldular sağlam oldukları için. 5 numaraya geliyorum. 5 numarada arkadaşlar bakın şu küçük A, küçük A yan yana gelmesi için birini anneden aldı, birini babadan. 5 numara heterozigot. Sonra altı numaraya geliyorum. Şimdi altı numara sağlam birey. Nasıl olabilir altı numara? Büyük A, büyük A da olabilir. Büyük K küçük K şeklinde de olabilir. Bunu kesin olarak bilemiyorum. Aynı şey şuradaki numarasız birey içinde geçerli. Bize ne diyor? Buna göre numaralandırılmış bireylerden hangilerinin bu özellik bakımından genotipi kesin olarak bilinemez diyor. Ben hangisini kesin olarak bilemedim? 6 numarayı bilemedim. O zaman cevabımız yalnız 6 olacak Bursa şıkkı. 34 2019 MS babası 0. Kendisi B kan grubu olan Funda ile AB kan grubu olan Kan evleniyor. Şimdi Funda'nın babası sıfırmış. Şimdi Funda da B kan grupluymuş. Babası sıfırsa Funda babasından kesinlikle sıfır alelini almamış mıdır? Evet çünkü babasının tek bir ihtimali var sıfır sıfır mecburen bunu Funda'ya verecek. AB kan gruplu olan Kan'la evleniyormuş AB. Diyor ki buna göre Funda Kan çiftinin al yuvarlarının yüzeyinde B antijeni bulunan çocuğun olasılığı nedir? Şimdi al yuvarlarında B antijeni bulmak demek B Allelini bulundurmak demek. Şimdi ben çapra, çaprazlayacağım burada. Çaprazlayalım. Ne olur? Bakın AB değil mi? BB A0 B0 Şimdi bize ne diyor? B alelini bulundurma olasılığı. Hangilerinde B var? Bunlar da var. O zaman ne olacak cevabımız? 3 bölü 4 olacak. Yani 4 tanesinden 3'ünde ne var? B var. O zaman 3 bölü 4 yani %75 olur arkadaşlar. Cevabımız denizli şıkkı olacak. 2020 MS'ü son sorularımız. Evet bundan sonra cevap anahtarı. Diyor ki renk körlüğü X kromozomu üzerindeki çekinik alel ile kalıtılan bir hastalıktır. Yine burada da bir çaprazlama yapacağız. Diyor ki annesi renk körü olan bir erkek ile şimdi annesi renk körü olan bir erkek kesinlikle renk körü değil midir? Evet çünkü erkekler X kromozomunu kimden alıyor? Anneden. O zaman bu erkek nedir? Renk körüdür. Babası renk körü olan sağlıklı bir kadın. Şimdi babası renk körü ise bu kadına neyi vermiştir? Küçük reyi vermiştir. Ama kadın sağlıklıymış. O zaman büyük reyi de ne yapıyor? Taşıyor. Evliliğinden doğabilecek çocuklarla ilgili hangisi doğrudur? Önce bir çaprazlama yapalım. Daha sonra şıklarımızı okuyalım. Şimdi ne olacak arkadaşlar? X üzeri büyük re, X üzeri küçük re olacak. Sonra x üzeri küçük r x üzeri küçük r kız çocuklar için bu şekilde. Erkek çocuklarına baktığımız zaman şöyle yapalım. x üzeri büyük r y x üzeri küçük r y olacak. Şimdi diyor ki erkek çocuklarının tamamı renk körü olur. Erkek çocuklarına bakıyorum. Tamamı renk körü mü? Hayır. Biri renk körü, biri renk körü değil. O zaman bu yanlıştır. Kız çocuklarının tamamı sağlıklı olur. Kız çocuğuna bakıyorum. Kız çocuğunda renk körlüğü var. O zaman bu da yanlıştır. Erkek çocuklarının tamamı sağlıklı olur demiş. Hayır, hasta olan erkek çocuğu var. Yanlıştır. Kız ve erkek çocuklarının renk körü olma olasılığı aynıdır. Kız çocuklarında da renk körü olma olasılığı 1 bölü 2 değil mi? Erkek çocuğunda da renk körü olma olasılığı 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Doğrudur bu cevabımız denizli şıkkı. Kız çocuklarının tamamı renk körü olur. Hayır kız çocuklarının yarısı sağlam yarısı renk körü olacak. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Cevabımız denizli şıkkı olur. Gelelim 36. ve son sorumuza. Baya uzun oldu. İnsanlarda X'e bağlı çekinik özelliklerin kalıtımını renk körlüğü üzerinden açıklayan bir öğrencinin aşağıdaki yorumlarından hangisi yanlıştır? Şimdi X'e bağlı çekinik özelliklerin kalıtımını renk körlüğü üzerinden anlatıyormuş. Şimdi renk körlüğü neydi? X'e bağlı çekinik taşınan bir hastalıktı. Ben size renk körlüğü ile ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar, bu bütün X'e bağlı çekinik hastalıklar için geçerlidir. Eğer bir kız çocuğu hastaysa babası kesinlikle hastadır. Neden? Çünkü X üzeri küçük re X üzeri küçük re birini kimden alacak? Anneden. Diğerini kimden alacak? Babadan. Babada bu varsa nedir? Baba kesinlikle hastadır. Daha sonra e, annesi hasta olan bir erkek çocuğu kesinlikle nedir? Hastadır, değil mi? O zaman bakın annesi hasta X üzeri küçük re küçük re. Erkek çocuklar X kromozomunu kimden alıyor? Anneden alıyor. Bakın, anneden mecburen X üzeri küçük r'yi aldı, hasta oldu. Bakalım diyor ki, kız çocuklarında renk körlüğünün ortaya çıkabilmesi için anne ve babanın her ikisinde de bu özellikten sorumlu alel'in bulunması lazım. Evet, bakın burada gösterdik. Birini anneden, birini babadan alıyor. Bu alel'in bulunması lazım. Doğru. Renk körlüğü erkek çocuklarında kız çocuklarından daha sık görülür. Doğrudur. Bakın, erkek çocuklarında ya X üzeri büyük R y vardır ya da x üzeri küçük r y vardır. %50'dir ihtimal. Ama kız çocuklarında şöyle bir durum var arkadaşlar. x üzeri büyük r x üzeri büyük r olabilir. x üzeri büyük r x üzeri küçük r olabilir. x üzeri küçük r x üzeri küçük r olabilir. Ne oldu? Bakın oran üçe bölündü. Hasta olma olasılığı %33 oldu. Dolayısıyla kız çocuklarında daha az, erkek çocuklarda daha sık görülür. Doğru. Renk körü olan bir erkek çocuğun Annesi kesinlikle renk körüdür. Şimdi bakın. Renk körü olan bir erkek çocuğunu düşünelim. Şurayı sileyim. Renk körü olan bir erkek çocuk. Şimdi renk körü olan bir erkek çocuk düşündüğümüzde X kromozomunu kimden alıyor? Anneden. Peki anne nasıl olabilir? X üzeri büyük R, X üzeri küçük r olabilir mi? Olabilir. X üzeri küçük r, X üzeri küçük r de olabilir. Bize ne diyor? Kesinlikle renk körüdür diyor. Hayır. Renk körü olmama ihtimali de var. Bu yanlış. Renk körü olmayan bir babanın kız çocuklarının renk körü olması beklenmez az önce söyledim. Bir babanın yani bir kız çocuğu renk körüyse babası da kesinlikle renk körüdür dedik. Eğer baba renk körü değilse kız çocukları renk körü olamaz dedik. Doğru. Renk körü olmayan bir çiftin renk körü çocukları olabilir. Evet, anne taşıyıcıdır. Baba sağlamdır. Anne taşıyıcı olduğu için erkek çocuklarına küçük reyi verip renk körü erkek çocukları olabilir. Dolayısıyla renk körü olmayan bir çiftin renk körü çocukları olabilir. Doğru cevabımız Ceyhan Şıkkı olacak. Böylece kalıtım soru çözümünü bitirmiş olduk arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.